Rahman ve Rahim Allah adına. Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimeti düşünün ve bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım. Bana karşı gelmekten korkun. Size gelen kitabı tasdik etmek üzere indirdiğim Kur'an'a iman edin ve sakın onu ilk inkar eden siz olmayın. Ayetlerimi az bir pahaya satmayın. Bana karşı sorumlu davranın ve gazabımdan korkun. Hakkı batılla örtmeyin ve bile bile gerçeği gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin ve ruku edenlerle birlikte siz de ruku edin. Kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyorsunuz, öyle mi? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Sabredip namaz kılarak yardım isteyin. Fakat bu gönülden bağlı olmayanlara ağır gelir. Gönülden bağlı olanlar Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini kesin olarak bilirler. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi alemlerden üstün hale getirdiğimi hatırlayın. Hiç kimsenin başkası adına bir şey ödeyemeyeceği günden sakının. O gün hiç kimsenin şefaati kabul edilmez, hiç kimseden fidye alınmaz ve asla yardım görmezler. Hani size işkencenin en kötüsünü tattıran Firavun hanedanından sizi kurtarmıştık? Hani erkeklerinizi boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı? Bu Rabbinizin büyük bir imtihanıydı. Denizi yarıp sizi kurtarmış ve gözünüzün önünde Firavun hanedanını boğmuştuk. Buna rağmen siz Musa ile 40 geceliğine sözleştiğimiz zaman o aranızdan ayrılır ayrılmaz buzağıyı tanrı edinerek zalimlik etmiştiniz. Belki şükredersiniz diye yine de sizi affetmiştik. Dosdoğru yolda yürümeniz için Musa'ya kitabı ve Furkan'ı vermiştik. Musa kavmine, ey kavmim, buzağıyı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz. Yaratanınıza tevbe edin ve kendi kendinizi helak edin ki Allah tevbenizi kabul etsin. Yaratanınız katında bu sizin için daha hayırlıdır. Çünkü o tevbeleri kabul edendir, merhamet sahibidir demişti Hazreti Musa. Siz, ey Musa, Allah'ı açıkça görünceye kadar sana inanmayacağız demiştiniz. Bunun üzerine sizi yıldırım çarpmıştı da baka kalmıştınız. Belki şükredersiniz diye ölümünüzün, yani o ölüm baygınlığının ardından sizi tekrar dirilttik, ayılttık. Üzerinizi bulutlarla kaplayıp size mantar, yani hudayi nabit bitkiler ve bıldırcın eti ikram ettik. Verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin dedik. Onlar bize değil, kendi kendilerine zulmettiler. Onlara şu şehre girin ve orada dilediğiniz şeyden özgürce yiyin. Fakat o kapıdan secde ederek girin ve günah yükünü üzerimizden kaldır deyin. De günahlarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını da veririz demiştik. Gel gör ki zalimler kendilerine söylenen sözü başka sözlerle değiştirdiler. Biz de yoldan çıkmaları sebebiyle zulmedenlerin üzerine gökten bir azap indirdik. Kıssa devam ediyor. Burada kalmamız gerekiyor. Bayağı uzun gidiyor burada İsrailoğulları bölümü. Arkadaşlar bu Hazreti Adem kıssasından sonra hemen İsrailoğullarına geçmesinin önemli bir nedeni var. Çünkü bu sure Medine'nin ilk döneminde inen bir sure. Tevrat'ta ya da Ahd-i Atik dediğimiz eski ahitte Adem kıssasına önemli bir yer ayrılmıştır. Ama bu Allah'ın indirdiği değildir. Çünkü Tevrat genelde Hazreti Musa'nın Mısır'dan İsrailoğullarını çıkardığı bölüm için kullanılır. Yani Hazreti Musa döneminde ineni yazmışlar. Mesela 10 emir dediğimiz Hazreti Musa'nın tabletlere yazdığı, bu kitap anlamda tablet değil, taş tabletler ya da kil tablet diyebilirsiniz. O günlerde tabletlere yazı yazma hala devam ediyordu Orta Doğu'da.
Tevrat taşlara yazıldığını söyler Hazreti Musa'nın levhalarının. Dolayısıyla buradaki taştan kasıt şeyler olabilir, kil tablet olabilir. Çünkü o kadar sürede Tuğra gidip gelinceye kadar taşlara yazı kazıması mümkün değil. O günkü imkanlarla Hazreti Musa'nın. Tevrat'ta iki türlü de anlatılır. Yani tabletlerin kendisine yazılı verildiği de ifade edilir Tevrat'ta. Hazreti Musa'nın kendisinin taşları ya da tabletleri yanında götürüp yazdığına dair de bilgi var. Her ikisi de var tabi şeyde, Tevrat'ta. Çünkü bir tane Tevrat yok arkadaşlar. Tevrat bir defa da yazılmamıştır. Eldeki mevcut Tevrat'ı kastediyorum. Aslında Allah'ın gönderdiği Tevrat kaybolmuştur. Yok yeryüzünde. Yani bir defa Davut peygamber öncesinde kayboluyor Filistin'de. Bir de sürgünden sonra, yani Babil sürgününden sonra kayboluyor. O sürgünden döndükten sonra Tevrat'ın yazıldığını, Tevrat'ın içinde Tevrat yazarı Ezra ve Nehemya anlatıyor zaten nasıl yazdıklarını. Üstelik o dönemde Yahudiler arasında Allah'a Allah deme ya da Elohi deme, Allah'ım, Allahümme tarzında bizdekine benzer Elohim derler normalde. Elohistler diye bir grubun yazdığı Tevrat kısımları vardır. Burada tek tanrı inancının varlığı hissedilir. Ama bir de Yahovacı, Yahvistler vardır. Bu ismi sonradan Kenan bölgesine gittikten sonra, İbrahim'den sonra, yerleştikten sonra İsrailoğulları Kenan tanrılarının isimlerini kullanmışlardır. Yahova demişlerdir Allah'a. Bu Yahvistlerin yazdığı bölümler daha şeydir, çok tanrılı ifadeler geçer. Yani biraz putperestlik kokar ifadelerde, bunu görürsünüz. Bu konuda eğer bilgi edinmek isterseniz Ali Osman Kurt Hoca'nın, burada Fecir'den çıktı herhalde, Erken Dönem Yahudi Tarihi diye bir kitabı var. Yani bu Tevrat yazarları döneminde filan Tevrat'ın nasıl, hangi aşamalardan geçerek bozulduğu, sürgün sonrası, öncesi ve sonrasında hangi aşamalardan geçtikleri, hatta biraz Yahova'ya düşman oldukları, farklı tanrı isimlerini kullanmaya başladıkları falan da görülür. Bu sürgünden bizi korumadı diye Allah'ı suçlarlar. Yani İsrailoğullarında bozulma çok olmuştur. Yani Hazreti İbrahim'in torunları, işte Hazreti İshak'tan sonra Filistin'de İsrailoğulları, Yakup'u kastediyorlar İsrail'de, İsmailoğulları Araplar oluyor, amca uşaklar oluyor. Yani Hazreti İsmail'den Hazreti Muhammed'e kadar Araplarda ciddi peygamber geldiğini görmüyoruz biz. Ama İsrailoğullarında İshak'tan sonra Yakup, Yakup'un oğullarından işte Yusuf, daha sonra Musa vesaire, Hazreti İsa'ya kadar bir sürü peygamber gelip gidiyor yani. Bunun nedeni Yahudilik yozlaşmaya çok açık durumdadır. Kitabı kaybolmuştur zaten ki İsmail, yani Hazreti İbrahim'e gelen kitap ortada yok. Ne Yahudilerin elinde var ne Arapların elinde var. Kayıp o kitaplar. Fakat İsrailoğullarına gelen Musa döneminde, Davut döneminde gelen kitaplar da kayıp. Onlar da kayboluyor. Ve İsrailoğulları Suriye'de, Ürdün, Filistin bölgesinde yaşadıkları için bu bölge Mısır, Mezopotamya, Anadolu medeniyetleri hattında, üçgeninde sayısız imparatorluğun kurulup yıkıldığı, çok sık sık büyük devletlerin, medeniyetlerin kurulup yıkıldığı bir merkez, Orta Doğu. Burası bozulmaya, yozlaşmaya çok açık bir bölge. Onun için İsrailoğulları sürekli dinlerinde yozlaşma oluyor, kitapları kayboluyor, bozuluyor, kendileri yeniden yazıyor. Üstelik putperestlik. Bölgedeki putperestliklerden çok kötü etkileniyorlar. Onun için Tevrat'taki anlatılara baktığınızda
Yani ilahi dinin kokusunu alırsınız metinleri okurken. Fakat ama önemli bir kısmı, önemli bir kısmı mitolojileri, Orta Doğu mitolojilerini ya Allah inancının içerisine sokmuşlardı, Yahova vesaire gibi. Ya da bir takım Orta Doğu tanrılarını peygamber olarak anlatmışlardır. Mesela Tevrat'ın başına eklenen, sonradan eklendiği çok barizdir, Adem kıssası vesaire, Hazreti Musa'ya kadar olan bütün daha önceki peygamberlerin tarihi tekvin babında, başlangıçta yaratılış bölümü diye bilinen bölümde anlatılır ama bunun yarısı mitolojidir. Yani Mısır tanrıları, Mezopotamya tanrılarından, Kenan diye bilinen Orta Doğu, Filistin bölgesindeki mitolojilerden ciddi anlamda etkilenmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim sonradan ithal edilen bu peygamber isimlerini falan filan kolay kolay peygamber kabul etmez birçoğunu. Ayırır. Yani Tevrat'ta sayılan peygamber isimleri çok fazladır. Bunların birçoğunu Kur'an kabul etmez ve reddeder zaten. Yani birçoğunu zikretmez. Birçoğunu da Allah oğlu kabul ettikleri için başka dinlerden etkilenerek dine soktuklarında açıkça söyler Tevbe suresinde. Mesela Üzeyr diye peygamberden bahsederler. Arap Yarımadası'ndaki Yahudiler. Tevrat'ta yoktur. Üzeyr peygamber diye birinden bahsedilmez. Yani tek tip bir Yahudilik de yok. Kitaplı Yahudiler var merkezde ama taşladaki Yahudiler de kitapta kalmamış. Öyle bir pozisyon da var. Üzeyr'i Allah'ın oğlu kabul ettiklerini, fakat bunu da önceki kafirlerin dinlerine bakarak söylediklerini, benzeterek söylediklerini, Tevbe suresi 30. ayet çok net söylüyor bunu. Buradan anlıyoruz ki Üzeyr peygamber diye bize anlatılmaya çalışılan bir peygamber yok. Bu Mısır'dan öğrendikleri Ozer'dir. Ve onun kardeşi, ki orada hem tanrı hem kral vesaire anlaşılır bunlar. Mısır panteonuna ait tanrı isimlerdir. Kral tanrı isimleridir. Kardeşi Set vardır. O da Şit peygamber diye anlatılır. Tekvinde, Tevrat'ta, Kur'an-ı Kerim'de hiç adı da geçmez. Mesela bu iki peygamber diye anlattıkları şeyin birinin adını söyler, Allah oğlu kabul ettiklerini söyler, Üzeyr'i. Peygamber olduğunu söylemez Kur'an-ı Kerim. Şit'i de hiç adını anmaz. Tevrat'ta Şit oğullarından bahsederken Allah oğulları kabul edildiklerini söyler. Tekvin. Yahvistlerin anlattığı Şit. Mesela şeydeki Set'tir. Mısır tanrılarından Set'tir. Ya da tanrı krallarından Set'tir. Firavun ismidir yani. Bunlar tekvinde filan peygamber ismi olarak anlatılır. Buradan hareketle şunu söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim Medine'de toplumun kesimlerini, farklı kesimlerini bize tanıtıyor. Onların inançlarını anlatıyor ve onlara eleştiriler yönetiyor. Mesela Müslümanlardan bahsederek başlıyor. Sonra çok kısa bir paragraf olarak Müslümanlardan bahsediyor. Arkasından inkarcı müşriklerden bahsediliyor, münafıklardan bahsediliyor. Adem kıssasıyla başlayan kıssa üzerinden de İsrailoğullarından bahsediliyor. Çünkü Medine'deki bu bölüm Adem kıssasından itibaren Yahudilere verilen mesajlardır. Onların peygamberleri hakkında, inandıkları peygamberler hakkında Kur'an-ı Kerim mitolojiden arındırarak kıssaları olduğu gibi kısa, öz bir şekilde tarihi vesikalar olarak bize anlatır. Ama tarih vermez, rakam vermez, şu kadar yaşadı demez, bu kadar yaşadı çok nadir söyler. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın uzun süre yaşadığından bahseder. Ama şu tarihlerde yaşadı, şu bölgede yaşadığı gibi çok ayrıntılı bilgi vermez. Biraz kapalı geçer. Kur'an-ı Kerim'deki bilgiler, özet bilgiler verir. Bunu Kur'an-ı Kerim bilinçli olarak yapar, bilerek yapar. Yahudilerin anlattığı hikayeler menkıbedir çoğu. Filistin'in cennet olduğunu anlatır. Peygamberlerin hayatını anlatan bir menkıbe kitabı gibidir. Yahudi tarihlerini anlatır. Nüfus sayımlarına kadar, hayvanların sayılarına kadar ayrıntılı anlatır. Okurken sıkıntıya girersiniz. Yani lan böyle kitap mı olur dersiniz. Yani çünkü kitap değildir. Yani Allah'tan gelmiş bir kitap değildir o.
sonradan kaybolan kitabın yerine yazılmıştır. Burada da onu göreceksiniz ne dediğini. Çok net. Kur'an-ı Kerim aslında bir dini arıtma kitabıdır. Bir din ıslahı kitabıdır. Yani dinsizlere din öğretme kitabı değildir. Yanlış anlamayın. Yani dinden habersiz, Allahsız, kitapsız, efendim ibadetsiz, ahlaksız bir toplum değil. Ahlakı da bozulmuş, ibadeti de bozulmuş, inancı da bozulmuş, değişmiş, yozlaşmış bir din algısının olduğu dünyaya geliyor ve dinin orijinalini anlatıyor yeniden. Allah her defasında gönderdiği kitaplarda bunu yapmıştır aslında. Yani ateist toplumlar yeryüzünde yoktu, onların içinde tek tük ateistler vardı, onlara dehri deniyordu. Çok azdı sayıları, bir topluluk bile olmamışlardı. Her toplumun içinde bugün tek tük olduğu gibi orada da vardı. Ama genelde toplumun büyük çoğunluğu, hatta Firavun ve adamları bile dindar insanlardı. Allah'ı gökte diye inanıyorlardı. Onun için Musa'nın tanrısını gökte arıyor, kule yapıp ulaşacağını düşünüyor filan Firavun. Diyor ki işte tanrı gökte, tamam anladık da ben de diyor Mısır tanrısıyım. Ya bu Mısır toprakları benim, ayağımın altından akan Nil benim falan. Ya böyle kral tanrı figürü hem Mısır'da hem Mezopotamya'da hem Anadolu medeniyetlerinde hem de Orta Doğu'da çok yaygın tanrı kral figürü. Yani bu bozulmuş dinlerin ortak inanç biçimleriydi. Kur'an-ı Kerim aslında bu kıssalarda daha çok bu kirlenmiş dini arıtmanın derdindedir. Yani insanları sağlıklı bir din, inanç, ibadet ve ahlak gibi temel esaslara yeniden kavuşturmanın çabası içerisindedir. Bunu çok net görürsünüz Kur'an-ı Kerim'de. Onun için burada şunun için ayrıntıya giriyorum bu kadar. Bugün ateistler şöyle biraz tarih okuyorlar, biraz mitoloji okuyorlar. Kur'an'daki anlatılan kıssalarla o mitolojiler arasında benzerlikler var. Olması lazım çünkü aynı tarihten bahsediyor. Yani insanlık gökten zembille inmedi Hazreti Musa'dan sonra ya da Hazreti Muhammed'den itibaren. Daha önce yaşamış yeryüzünde insanlar vardı ve bunların bir tarihi vardı. Ama bu tarihler zaman zaman masala dönüştü, zaman zaman, ki ona mitoloji diyoruz şimdi biz, zaman zaman destan olarak anlatıldı, zaman zaman hikaye olarak anlatıldı. Bozuldu bir şekilde. Niye? İnsanlar hikayeyi renkten renge sokar, boyarlar, tekrar tekrar anlatırlar her devirde. Bu tarih biraz menkıbevi tarih, biraz da mitoloji aşamasına gelmiş tarihtir. Bunları Kur'an'daki kıssalarla aralarında ortak benzerlikler çıktığında şöyle hemen kulak kabartıyorlar ve diyorlar ki, fırsat arıyorlar ya, ya işte Muhammed bunu oturmuş, mitolojilerden hareketle yazmış, sonra Allah'tan geldi demiş gibi bir iftiraya hemen yöneliyorlar. Oysa bunlar tarih bilmiyorlar. Mitolojinin tarihini de bilmiyorlar. Normal tarihi de bilmiyorlar. Kazı yapılan tarihleri de bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Aradaki benzerlikleri görünce hemen kulak kabartıp ha bu budur diyorlar. Bu şeye çok benziyor arkadaşlar. Bu Darwinizmin insanı evrimle türemiş olduğunu, gelişmiş olduğunu savunurken ilk akla gelen, gözüne çarpan maymunu gözüne kestirip ha bundan doğmuştur gibi bir ön yargıyla konuşmasına benziyor. Kanaat aynı kanaat. Aslında bu da bilim adına konuşulan modern bir mitolojidir. Yani mitolojileri okuyorlar, arada bir benzerlik kuruyorlar. Ha bu bundan gelmiştir diyorlar. Oysa Kur'an-ı Kerim tarihte yaşanmış peygamberleri anlatıyorsa o toplumların bozduğu, o peygamberlere ait dini değiştirdikleri versiyonlarından da bahsediyor. Onların sahih olanını ayıklayarak anlatıyor. Arada benzerliklerin olması normal. O zaman neye bakacağız burada? Kur'an-ı Kerim onların mitolojiden aktardıklarını kabul ediyor mu? Etmiyor. Peki o mitolojiden içerisinde bir takım hakikatler olabilir mi? Olabilir. Zaten mitoloji uzmanı, tarihçiler şunu çok net söylüyor arkadaşlar. Bu bütün dinler tarihçilerin ortak kanaatidir. Üstüne basa basa söylüyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Arkadaşlar tarih mitoloji değildir diyorlar. Birinci cümle. İkinci cümle ama mitoloji biraz tarih doludur diyorlar. Yani mitoloji deyince onun içinde hiç tarih yok anlamına gelmiyor. Mitolojiler süslenmiş tarihtir, modifiye edilmiş tarihtir. İlavelerle geliştirilmiş, destansı anlatılara dönüştürülmüş,
masalımsı tarihtir. Menkıbevi tarihtir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bunların içindeki tarihi bize anlatıyor. Aradaki benzerlik bundandır. O mitolojik eklentileri, modifiye edilmiş süslemelerini, fazlalıklarını, sonradan ilave edilen şeyleri ayıklıyor. Bu da Kur'an'ın sahici bir kitap olduğunun apaçık belgesi ve göstergesidir. Allah kendi kitabının oturttuğu temelleri bize şöyle izah ediyor bakın. Örnek verirken hep, temellendirirken. Evreni yarattığı, bu yaratmaya fıtrat dediği ve dinin de bu fıtrata uygun bir din olduğu ya da fıtri bir din olduğu, doğuştan gelen insanın evrenin varoluşsal gerçekliğiyle aynı özden kanunlara Allah din dediğini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir kere varoluşsal bir gerçeklik üzerine oturduğunu Kur'an söylüyor. Mesela çamurdan yarattığını ve ruh verdiğini söylüyor. Hadi ispatlayın çamurdan yaratmadığını. Çamurdan geldiğinizi siz de söylüyorsunuz. Dolayısıyla ontolojik gerçekliğe Kur'an-ı Kerim aykırı bir şey söylemiyor. Ontolojik gerçeklikte ilim olan her şey, bilgi olan, sağlıklı bilgi ne varsa Allah'ın diniyle birebir örtüşür kardeşim. Kur'an'ın hiç böyle bununla çelişecek bir derdi yok. Niye? Yaratan da Allah, kitabı indiren de Allah. İki, insanın aklıyla, bilgiyle çelişen bir kitaba, bir dine Kur'an da inanmıyor ve reddediyor. Üç, insanın aklına, insanın ilmine uygun bu bilginin, bu dinin insan toplumlarının komple külli akıl diyebildiğimiz kolektif aklın gerekleri ve toplumsal gerçeklikleri de Kur'an-ı Kerim yine gerçeklik kabul ediyor. Toplumun ortak doğrularını örf diyerek Kur'an-ı Kerim'de 40 ayette emrediyor. Örfe uygun davranın diyor. Nedir bu? İnsanlığın ortak doğrularıdır arkadaşlar. 40 ayette örf ve maruf kelimesi geçer Kur'an-ı Kerim. Toplumsal gerçekliğe aykırı, insani düşünceye, toplum gerçeğine aykırı bir din de indirmediğini söylüyor Kur'an. Dördüncüsü, tarihsel gerçekliği de kabul ediyor. Toplumsal gerçeklik gibi, akli gerçeklik gibi, tarihi gerçekliğin de aynen ontolojik temel ve gerçeklik üzerine oturan bir gerçeklik olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Çelişmeyeceğini söylüyor. Beşincisi, bütün bunların üzerine insanın, varlığın, tabiatın, doğanın, bütün kainatın bir fizik, bir metafizik boyuta sahip olduğunu, insanın iç dünyası ve dış dünyasıyla da evrenin bir parçası olarak yaratıldığı için insanın varlığında da fiziki ve metafiziki boyutların olduğunu, buna biz fizyoloji ve psikoloji diye ikiye ayırıyoruz. Yani insanın içsel ve dış dünyası olmak üzere. Bütün bunları birleştirerek değerler skalası dediğimiz değerler dünyasını da bu temel gerçeklikler üzerine oturan değersel gerçeklik olarak bize öngörüyor. Ahlak dediğiniz bugün eğer insanlık arasında ahlaktan bahsediyorsanız, hukuktan bahsediyorsanız, doğrudan yanlıştan, iyiden kötüden bahsediyorsanız bu eşyanın tabiatı kadar gerçektir, insanın tabiatı kadar gerçektir. Onun kadar ilmi ve bilimseldir, aklidir, makuldür, vicdanidir. İnsanın hem beyninin, hem evrensel gerçekliğinin, hem de vicdani gerçekliğinin tamamını bir potada eriten mükemmel bir dinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Bütün bunları tarihten bahsetmesi, burayla bağlantı kurmak için bütün bunları anlattım, o da şu. Tarihsel gerçekliği de ayet kabulüdür Kur'an-ı Kerim. Mesela eşyanın varoluşu nasıl suyu içmemiz bir gerçeklikse, bizim için hayat kaynağıysa, bu bizim için bir anlamlı bir şeyse ve bizim için ayetse Kur'an'a göre, tarih de o kadar gerçek bir ayettir. Ama gerçek tarih, mitoloji değil. Onun için Kur'an-ı Kerim'in anlattığı kıssaların gerçek mi değil mi araştırması için mitolojiyle tarihi ayıramayan adamların bu kıssaları anlamasını ben beklemiyorum. Önce tarihle mitolojiyi ayıracak bir zihniyete kavuşulması lazım. Dahası var, metafiziği reddeden, hayatı fizikten ibaret gören bir algı da insanı algılayamaz. Kendi varlığını bile ispatlayamaz o insan.
Çünkü insanın yarısı fizik, yarısı metafiziktir. Matematiğin bilgisi de metafiziktir. Fiziğin bilgisi de metafiziktir. Batı'nın 20. yüzyılda keşfettiği bilgi budur. Hala bizim ateistler 19. yüzyılda yaşıyorlar. Onun için anlamıyorlar. Hala metafiziği reddetme derdindeler. Metafiziği reddeden insan kendini bile anlamaz arkadaşlar. Kendini bilemez. Onun için Kur'an-ı Kerim bu kıssaları anlatırken Yahudilerin kitaba dahil ettiği ne kadar menkıbe, ne kadar mitoloji varsa, Arap dünyasının İbrahim kitabını kaybettikten sonra ne kadar kendi dinine yüklediği mitoloji, masal, efsane, menkıbe varsa bütün bunları kenara koyar, geçmiş dinlerin hakikatlerinden örnekler verir ama bir tarih anlatma kitabı değildir. Tarihten örnekler vererek mesaj vermedir onun derdi. Öğüt vermedir. Kur'an bir öğüt kitabıdır. Onun için bazen hayatın içinden öğütler verir, bazen tabiattan öğütler verir, bazen toplumların geçmişinden öğütler verir. Buna bağlı olarak da toplumların tarihinden örnekler verir. Ve burada önemli olan şudur. 23 yılda peyderpey inen bu bilgilerin arasında çelişkinin olmamasıdır. Başka hiçbir kitaba nasip olmamıştır. Mesela İsrailoğullarına sesleniyor Allah. Diyor ki size verdiğim nimeti düşünün. Vahyi kastediyor. Vahyi verirken vahiy ile birlikte onlara verdiği desteği, yardımı, nimetleri, lütufları da kastediyor. Nimet Kur'an-ı Kerim'de çok geniş kapsamlı bir kelimedir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim de bu nimetin bir parçasıdır. Ve en çok da vahiy anlamında kullanılır Kur'an-ı Kerim'de nimet kelimesi. Size verdiğim nimeti düşünün, hatırlayın. Ve bana verdiğiniz sözü tutun. Yahudiler, İsrailoğulları Allah'a bir söz vermişler. O sözü hatırlatır sürekli. Bu bölümlerde hep göreceksiniz. Bu 40'lı ayetlerde görüyorsunuz. 20'li ayetlerde, 27. ayette bütün insanlıktan Allah'ın söz aldığını anlatmıştı. Burada İsrailoğullarının Allah'a söz verdiğinden bahsediyor. 60'lı ayetlerde bir daha gelecek. 80'li ayetlerde bir daha gelecek. Tekrar tekrar gelecek. Göreceksiniz. Çünkü A'raf suresinden hatırlayın. Kalu bela ayeti diye bildiğimiz ayet vardır. İsrailoğullarından bu kitap sözü alma, nimetten kasıt kitaptır. Size verdiğim nimeti, kitabı düşünün ve bana verdiğiniz o kitap sözüne atıp yapıyor. Bana verdiğiniz kitabı, kitap sözünü hatırlayın. Tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım diyor. Şimdi bakın hemen şuradan 27. ayeti size okuyayım. Yok bu surenin yani Bakara suresinin 27. ayetinde var. Fasıklar Allah ile sözleştikten sonra ahdini bozan, yani Medine'de bu ayetin hemen gelmesi daha Adem kıssasına girerken, girmeden önce bu şeyin gelmesi, ayetin bütün insanlıktan Allah'ın söz aldığını hatırlatan bir ayettir. Ve insanlar Allah'a verdiği kitap sözünü bozmalarına istinaden bunu indiriyor ki İsrailoğullarına da müşriklere de ortak bir mesajdır bu. Fasıklar ile Allah fasıklar Allah ile sözleştikten sonra anlaşma yaptıktan ahit yaptıktan sonra ahdini bozan Allah'ın emrettiği bağlılık sözünü sözleşmeyi yemini koparıp atan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. Hüsrana uğrayanlar işte onlardır. Onlara da Kur'an-ı Kerim fasık diyor. Yani yoldan çıkmış insan demektir. Şimdi hemen bunun asıl ilk indiği yerde A'raf suresindeki sizin hep hatırladığınız bir ayeti size buradan okumak istiyorum. İki ayet pardon. Rabbin bellerinden, bakın ifadelerin her birine dikkat edin. Rabbin bellerinden zürriyetlerini çıkarıp, bak Adem'in belinden demiyor, dikkat edin. Adem oğullarının bellerinden zürriyetlerini çıkarıp kendilerini kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim diye Adem oğullarından söz almıştım. Bakın. Adem oğullarından Rabbiniz Adem oğullarından bellerinden zürriyetlerini çıkararak birbirinden dünyaya getirerek demek bu. Kendilerini de kendilerine şahit tutarak
ben sizin Rabbiniz değil miyim diye söz almıştı. Adem'in belinden demiyor. Adem oğullarının bellerinden diyor. Belinden demiyor, bellerinden diyor. Yani bizleri anne babalarımızdan dünyaya getirdikten sonra kendimizi de kendimize şahit tutarak bilinçli bir söz vermeden bahsediyor. Hayali bir şeyden bahsetmiyor. Şahitlikten bahsediyor. Arkadaşlar, görmediğiniz bir şeye şahitlik eder misiniz? Etmezsiniz. Ona şahitlik demezsiniz siz. O zaman bir anlaşmadan bahsediliyorsa, o anlaşma sizin şahitlik ettiğiniz bir anlaşmaysa, siz bu şahitliğin tarafısınız. Bu sözleşmenin tarafısınız. Bildiğiniz bir şeyden bahsediyor. Adem oğullarından söz almış. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye söz istemiş Allah. Onlar da evet şahidiz demişler. Hepimiz şahidiz demişler. Kabul etmişiz. Bizden bahsediyor. Bunu neden böyle bir söz alma gerçekleşiyor? Bu sözü kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu. Veya daha önce atalarımız şirk koştu. Biz de onlardan sonra gelen bir nesildik. Onların yüzünden bizi mi helak ediyorsunuz demeyesin diye insanlar demesin diye sizden söz aldık diyor Allah. Peki şöyle bir şey var. Adem zamanında ruhlar aleminde ya da Adem de daha yokken ruhlar aleminde söz alındığını hatırlayan var mı içinizde? Şahit misiniz? İki, atalarımız şirk koştuğu için biz kafir olduk diyenlerin bahanesine şey olabilir mi bu? Delil olabilir mi? Olmaz. O zaman hayali bir sözleşmeden bahsetmiyor Allah bize. Neden bahsediyor? Kitap sözleşmesinden bahsediyor. Nasıl? Hemen bunun da ispatı var. Geliyor ayet. Bundan habersizlik demeyesiniz diye söz aldık. Gerçeği saptıranların yaptıkları yüzünden bizi mi helak ediyorsun demeyesiniz diye. Peki bu ayetler, bu iki ayet, 172-173 Arap suresi neden sonra geliyor biliyor musunuz? İşte ispatı. Yahudilerin kitap sözleşmesinden sonra geliyor. Araf suresi 169. Onlardan sonra yerlerine kitaba varis olan başka bir nesil geldi, İsrailoğulların. Değersiz dünya menfaatine tamah ediyor ve nasıl olsa bağışlanacağız diyorlardı ki bir misli daha verilse ona da göz dikerlerdi. Allah hakkında gerçek, bakın buraya dikkat. Allah hakkında gerçeğin dışında başka bir şey söylemeyeceksiniz ve bunun içindekileri öğrenip ders alacaksınız diye kendilerinden kitap üzerine ahit alınmamış mıydı? Kimden? İsrailoğullarından. İsrailoğullarının kitabının adı neydi? Eski ahitti değil mi? Buna eski ahit niye deniyor? O kitap üzerinden Allah İsrailoğullarından söz almış. Yani o kitap İsrailoğullarıyla Allah arasında bir sözleşme kabul ediliyor. Onun için kitaba ahit deniyor. Ona eski ahit denmesinin nedeni de daha sonra İncil'in gelmesi ve İncil'e yeni ahit denmesidir. O da Hazreti İsa eliyle gönderilen İncil üzerinden İsrailoğullarından söz almak üzere geliyor. Bu iki kitaba ahit denmesinin nedeni Allah'la kul arasında peygamber aracılığıyla gönderilen kitap, Allah'la kul arasında yapılan kitap sözleşmesi olarak değerlendiriliyor. Bu ayetlerde. Ve ilk gelen, Kur'an-ı Kerim'de ilk gelen ayetler, ahit ayetler bunlardır. Bakara suresinde burayla ilgili hatırlatmalar yapılıyor ve bizim okuduğumuz genel anlamda bu Araf suresi 172-173'teki bütün insanlardan kitap sözleşmesi yapıldığı, söz alınması hatırlatılarak 27. ayette fasıkların Allah'la sözleştikten sonra ahdini bozan, Allah'ın emrettiği bağlılık sözünü koparıp atanlara fasık dendiğini, kitap sözleşmesinden vazgeçenlerin genel bir kafirlik ve fasıklık içinde olduğunu, ahdini bozan insanlar olduğunu, sözleşmeden dışarı çıkan, sözleşmeyi terk eden insanlar olarak genel olarak anlatılıyor. Bakara suresi 27. ayette. Peki bu bizim az önceki okuduğumuz 40. ayette ne hatırlatıyor? İsrailoğullarına
Araf suresi 169'da okuduğumuz kitap sözleşmesi hatırlatılarak diyor ki, ey İsrailoğulları, size verdiğimiz nimeti düşünün, bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım. Kitap misakına gönderme yapılıyor. Çok açık, net görüyorsunuz. Yine ilerleyen paragraflarda bu ayetin tekrar tekrar geleceğini ve hatırlatacağını göreceksiniz. Şimdi, efendim, Kur'an üzerinden olur. Allah, yani şu, bu kitap kim tarafından gönderildi diye size soruluyor. Allah tarafından gönderildi. Size ulaştı mı diye Allah size soruyor. Ulaştı ya Rabbi diyorsunuz. İnandınız mı? İman ettik diyorsunuz. Sözleşme değil mi bu? Yani şunu beklemeyin arkadaşlar. Allah'ın insanla konuşması, vahyetmesi, her insanın karşısına geçip bana inandın mı, inanmadın mı diye sormuyor Allah bize. Ya bir peygamber seçiyor, onun aracılığıyla bir kitap gönderiyor. Biz o kitaba da iman ettik diyoruz. Peki söz kimin? Allah'ın. Bir metin geldi mi bize? Evet. Biz kabul ettik dedik mi? Evet. Bu metin anlaşma değil ne? Bu ayetlerde bunun hep hatırlatıldığını göreceksiniz. O zaman kalo bela dediğiniz şey hatırlamadığınız bir hikaye değil. Yazılı belgesi olan, sözleşme metni olan bir anlaşma ve sözleşmedir. Din kitabı, Allah'ın gönderdiği kitap, Allah'la kul arasındaki sözleşmedir. Kalu bela da onun adıdır. Kalu bela bir sözleşme bile değil. Ne? Biz o kalu bela ifadesini yanlış anlıyoruz. O da şu. Allah demiş ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de evet demişiz. Kalu bela evet dediler demek. Türkçesi. Evet diyenlerin evet demesinden bahseder bir cümle. İşte bu sözleşmenin içinde geçen bir ifadedir. Bu ifadeden hareketle Allah bize sözleşmeyi hatırlatıyor. Biz de buna sözleşme demiyoruz. Galu bela diyoruz. Oysa burada kelime anlamını kaybettiğimiz için bir ahitten bahsedildiği halde ahit demediğimiz için galu bela olayına bir sözleşme demediğimiz için bunun bir sözleşme, kitap sözleşmesi olduğunu bilmiyoruz. Maalesef bu ayetlerin altına yazılan, daha sonra yazılan hikayeler, rivayetler, maalesef öylesine hikayeler var ki İsrailiyat hikayeleri gırla gidiyor. İsrail hikayeti az kalır. Bizimkilerin üretip ilave ettikleri de var burada. Onun için arkadaşlar, burada Kur'an-ı Kerim bize gerçek bir tarihten bahsediyor. Nedir o? Allah insanları tarih boyunca hiç kitapsız bırakmamıştır. Kitabı her kaybettiklerinde yenisini göndermiştir. Kıyamete kadar bozulmadan devam edecek bu kitabın da garantisini Allah vermiştir. Dolayısıyla insanların Allah'a verdikleri söz iman sözleşmesidir arkadaşlar. Yani bizim Allah'a iman etmemiz, bu kitaba iman etmemiz ve bu kitap üzerine imza atmış olmamız, ahdi onaylamamız, Allah'ın gönderdiği ahit teklifini kabul etmemiz anlamına geliyor. Ve İsrailoğullarının da bu sözden vazgeçtiklerini, kitabı değiştirdiklerini, bozduklarını, ahdi kaybettiklerini hatırlatıyor burada. Bize verilen mesaj nedir o zaman? İsrailoğulları gibi yapmayın diyor. Verdiğiniz sözü tutun, kitaba bağlılığınızı gösterin, Allah'la verdiğiniz sözün arkasında durun diyor aslında. Bize verdiği mesaj da budur bunun. Bu kıssa üzerinden. Bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım. Eğer Allah'tan dua ettiğimiz halde kabul olmuyorsa kusuru Allah'ta değil kendimizde aramamız gerekiyor. Allah'la irtibatını koparana Allah da irtibatını koparıyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim bunu çok net söylüyor. Onun için bizim Allah'a verdiğimiz sözü bağlı olarak tutmamız lazım. Burada hatırlatmak istenen bu, mesaj bu. Bana karşı gelmekten korkun. Size gelen kitabı tasdik etmek üzere, İsrailoğullarına söylüyor bakın. Size gelen kitabı tasdik etmek üzere, Allah'ın size indirdiği kitabı tasdik etmek üzere indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Bazıları şöyle anlıyor bunu. Ya Yahudilerin elindeki kitap bozulmuş, sonradan yazılmış kitap var ya, o kitabı kastettiğini sanıyorlar. Değil arkadaşlar. Allah'ın indirdiği bozulmamış kitabı kastediyor. Birazdan o kitabın değiştirildiğini de söyleyecek ayetler.
Size gelen kitabı tasdik etmek üzere indirdiğimiz Kur'an'a iman edin ve sakın onu ilk inkar eden siz olmayın. Yani müşriklerden kitabı kaybolalı asırlar olmuş, bin yıllar olmuş. İsmailoğulları, Araplar inkar etmeden, ey kitap ehli daha dün kitabı elinize almış insanlarsınız, dokunmuş, Musa'yı, İsa'yı görmüş. Ehli kitapsınız. Siz bari kitapsızlık yapmayın diyor. Yahudilere verdiği mesaj. Medine'li Yahudilere sesleniş Allah'ın. Onu ilk inkar eden, Kur'an'ı, sizin kitabınızı tasdik eden, Kur'an'ı ilk inkar eden siz olmayın. Ayetlerimizi az bir pahaya satmayın. Yani menfaatiniz için bu kitabı inkar etmeyin demektir bu. Allah ayet kelimesini bazen eşya için, bütün evren için kullanır. Anlamı olan her şey için. Bitki, böcek, hayvan, insan, gök, yer, ne varsa. Bazen bir ayet, bir cümle, yani bir kitabın bir cümlesi, bir sayfası için de ayettir. Bazen kitabın tamamına da ayettir. Anlamı olan her şeye ayettir Allah. Tarihteki anlattığı olaylara da ayettir Kur'an-ı Kerim. Görmek istiyorsanız şeye bakın. Mesela şu Ara suresini okuyun. Her anlatılan kıssanın sonu şöyle biter. Bunda bir ayet vardır ama çokları iman etmez. Yani tarihi anlatıyor. Bunda ayet var ama çokları inanmaz diyor. Onun için tarih de ayettir Allah'a göre. Sadece tabiat değil. Tabiat da ayettir. Ama biz sadece Kur'an'daki cümlelere ayet dediğimiz için ayet kelimesinin anlamını daraltıyoruz. Onun dışında kalan hiçbir şeyi ayet kabul etmiyoruz. Bu da bizim eksikliğimiz. Dilin değişmesinden dolayı. Ayetlerimizi az bir pahaya satmayın. Yani basit bir dünyalık ücretine Allah'ın kitabını satmayın demek bu. Bana karşı sorumlu davranın ve gazabımdan korkun. Hakkı batılla örtmeyin. Yani Allah'tan gelen gerçeği kendi uydurduğunuz uydurmalarla örtmeye kalkmayın demek. İsrailoğullarına sesleniş. Hakkın zıttı batıldır. Hak gerçektir. Batıl nedir? Onun adına uydurulan şeydir. Gerçek olmayan. Gerçeğin taklidi demektir. Ve bile bile gerçeği gizlemeyin. Namazı kılın. Yahudilere söylüyor bunu. Namazı kılın, zekatı verin ve ruku edenlerle birlikte siz de ruku edin. Niye söylüyor? Çünkü Yahudilere namazı, zekatı emrettik ama onlar kaybettiler diyor. Çok net. Yani bazen bizim ateistler şey de okuyorlar. Açıyorlar bir kitabı. İşte ya da Yahudilerin namaz kıldığını, Hristiyanların namaz kıldığını görüyorlar. Diyorlar ki ya Müslümanlar namazı aslında Yahudilerden, Hristiyanlardan öğrenmişler falan diyorlar. Niye? Şöyle sanıyor adam. Allah namazı bir tek Kur'an-ı Kerim'de indirdi sanıyor. Tarihi bilmeyince adam. Arkadaşlar, tarih bilmeyen adam ne bu kitabı anlar, ne öbürünü anlar. Ne yanlışı, ne doğruyu birbirinden ayıramaz. Niye? Tarih hakikattir. Hakikati buluncaya kadar araştırmak gerekir. Tarih bilmiyorsanız, tarihte inmiş bir kitabı yanlışından ayıramazsınız. Mukayese etmeniz lazım. Biliyorsanız mukayese edersiniz. Bilmiyorsanız nasıl mukayese edeceksiniz? Onun için yeni nesillere tarih okutmayanlar yeni nesillerin çok büyük günahını aldılar. Arkadaşlar, bir toplum yaşadığı dünyanın, evrenin, insanlığın, kendi milletinin, toplumunun tarihini bilmiyorsa o insanda aidiyet duygusu kalmaz, yok olur. Neden mi? Bu toplumun en zeki çocuklarını topladılar. Amerikan uşağı yaptılar. Tarih okutsalardı, insanlar kendi tarihini bilseydi, kendi kültürünü bilseydi kolay kolay Amerikan uşağı olabilir miydi? Amerika'nın hatırı için kendi ülkesine bomba atabilir miydi? Uçakla bombalayabilir miydi? Başkentini bombalayabilir miydi? Arkadaşlar, Türk eğitim sistemi bu millete ihanet etmiştir. Kusura bakmasınlar. Buradan duyurulur. Bu topluma kendi tarihini, kendi kültürünü, kendi değerlerini öğretmek zorundadır bu eğitim, bu ülkenin milli eğitimi. Artık bunun toleransı falan kalmadı. Gençliği kaybediyoruz. Bu gençliğin vebalini almamamız lazım. Daha fazla gençliği kökünden etmeyelim. Sonra da dönüyoruz, ya bu gençler niye böyle değişti, niye bağlılık duygusu yok? Kardeşim ne öğrettin de ne istiyorsun ya?
Varsa yoksa matematik ezberle, varsa yoksa fizik ezberle. Onda ezbercilik de zaten adamı laboratuvara bile sokmadın. Laboratuvar yüzü görmeden mezun oluyor adam. O fiziği okutsan, ezberletsen ne olacak yani? Fizik tarihi okutuyorsun. Kimya okutmuyorsun. Kimya tarihi okutturuyorsun. Kardeşim, insanın kendi tarihini okutmuyorsun. İnsanı insan olmaktan çıkarıyorsun. Farkında mısın? Ne ahlak var, ne sosyoloji biliyor, ne psikoloji biliyor, ne insanı tanıyor, ne kendini tanıyor. Ya böyle bir eğitim sistemi dünyada yok arkadaşlar. Bir tek bizde kaldı ya yüzyıldır. Felsefe grubu dersleri yok ya, seçmeli ders ya lisede. Edebiyat yok, kendi müziği yok, şiiri yok. Varsa yoksa Batı'nın taklitçisi. Kendisinden başka herkesi seviyor. Bir tek kendini seviyor, sevmiyor bu insanın. Ya bizim insanımız. Bu nasıl yabancılaştırıldı bu toplum? Buradan çıkmamız lazım. Bu da bilgiyle olur dostlar. Yani Yahudilere de namazı, zekatı emrettik ama kaybettiler diyor. Şimdi bakıyor, Yahudiler namaz kılıyor. İşte Hristiyanlar da namaz kılıyor. Öbüründe de var. Ya diyor, bu Müslümanlar diyor namazı diyor Yahudilerden çalmışlar diyor. Yok ya. Adam tarihin, Yahudi tarihini bilmiyor ki. Yahudilere Allah'ın kitap gönderdiğini bilse, namazın onlara da emredildiğini bilse, Hristiyanlara da emredildiğini bilse. Şu anda fiilen şeyde Mardin'de ne manastırıydı, o bir manastır var. Mor Gabriel. Adamların orada namaz kıldığını televizyon gösterdi. Akşam ben izledim, akşam namazı kılıyorlar, cemaatle kılıyorlar. Rahip kıldırıyor, imam oluyor, kıldırıyor. Açıktan okuyor, cehri okuyorlar bir de akşam namazında. Ruku secdesi de var. Ve şeyden okuyorlar, şiirsel olduğu için mazmurlardan okuyorlar, Zebur diyebildiğimiz Davut kıssalarından okuyorlar. Dolayısıyla namaz Allah'ın gönderdiği bütün dinlerde vardı. Halen Roma dininde olmayabilir ama Doğu kiliselerinde rahipler namaz kılıyor arkadaşlar. Halk kılmıyor. Bizde de sadece imamlara kalacak bu gidişle. Böyle namaz kılanların azalması böyle devam ederse öğretilmeye. Maalesef biz namazın rikatlarını çoğaltmanın derdindeyiz. Namazın anlamını biz doğru anlatmamız lazım insanlara. Namazı doğru öğretmemiz lazım. Kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyorsunuz, öyle mi? Yani Yahudiler kendilerini ehli kitap gördükleri için kitabı olan bir din, Arapların kitabı kaybolmuş. Araplara onun için ümmi diyorlar, kitabı olmayan demek. Peygamberin ümmiyle de oradan geliyor arkadaşlar. Peygamberin okuma yazması yokmuş diyebilir bizimkiler. Bu okuma yazma bilmek ya da bilmemek ayrımı değil arkadaşlar. Yahudiler Araplara neden ümmi diyorlar? Kitapları yok, kitapları kaybolmuş. İbrahim'in kitabı kaybolmuş, yeni kitap da gelmemiş. Onlar İbrahim'in kitabını onlar da kaybetmiş. Musa'ya geleni de kaybetmişler. Yani İbrahim'e gelen kaybolmuş, Musa'ya kitap vermiş. Musa'ya gelen kaybolmuş, Davud'a kitap vermiş, vahiy indirmiş, Zebur diyorsunuz. O kaybolmuş, İsa'ya vermiş, o da kaybolmuş. Oturmuşlar, menkıbe yazmışlar. Yani bugün İncil, Hazreti İsa'nın ve havarilerin menkıbelerini anlatan menkıbe kitabıdır. Allah'tan gelme bir kitap falan değildir. Tevrat keza İsrailoğullarının tarihinde kaç tane peygamber var, onların menkıbelerini anlatır. Peygamberlerin dışında da o toplumun tarihini anlatır, hikayelerini anlatır. Yani tipik bir Yahudi tarihidir. Bu Allah'tan gelme bir kitap değil, sonradan yazılma bir kitaptır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de karıştırmasınlar. Kur'an-ı Kerim Allah'tan geldiği gibi yazılmış ve korunmuştur, değişmemiştir. Şimdi onlara diyor ki, kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyorsunuz, öyle mi? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Yani kendileri kitap ehli oluyor, öbürleri kitapsız oluyor. Biz doğru yoldayız diyorlar. Ama o kitabın içindeki anlaşma metinlerinden, Allah'la yaptıkları ahit sözleşmesinden eser yok. Haramı onlar diyor. Birbirine zulmeden onlar, birbirlerini satan onlar. Yahudiler.
Yani birbirinizi öldürmeyeceksiniz diye ayet indirmiştik, birbirinizi öldürüyorsunuz. Birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayacak diyordunuz, dedik, öyle anlaştık, çıkarıyorsunuz. Her türlü kötülüğü yapıyorsunuz diyor. Mesela Tevrat'ta şöyle bir faizle ilgili kural vardır, dermişler. Demişler ki Yahudi olmayandan Yahudi kardeşinden faiz almayacaksın borç verdiğin zaman diyor. Bak, çok net. Yahudi kardeşine borç verdiğin zaman faiz almayacaksın. Tevrat'ta var. Devamında ne var? Ama Yahudi olmayandan alabilirsin diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Dünyada bu faiz sermayesini işleten kimdir? Yahudi sermayesidir. Peki faiz kim ödüyor? Yahudi olmayanlar. Kime ödüyor? Yahudi'ye. Yahudi faiz ödüyor mu? Hayır. Ondan sonra bizim iktisatçılar oturuyorlar, faizin faydasını anlatıyorlar bana. Kime faydalı? Yahudi'ye faydalı. Bana? Ben de faiz ödediğim için faydalı oluyor bana. İktisatçılığa bakın arkadaşlar. Tarih bilmeyenin iktisatçılığına bile güvenmem ben arkadaşlar. Tarih bilmiyorsa bunu anlamaz. Bu kitaba kendileri uymuyor. Ama kitaplıyız diye de hava atıyorlar. Kitap neye yarıyor? Birilerine hava atmaya yarıyor. O bizim Müslümanların durumu da bu. Kitaba inanıyor musun? İnanıyorum. Nasıl? Hakkın canım. Bozulmamış bir kitap falan. Güzel. Hiç okudun mu? Yok. Anladın mı? Yok. Yanından geçtin mi? Yok. Kapağını açtın mı? Yok. Selam verdin mi? Yok. Peki ne zaman görüşeceksiniz öldükten sonra? İmam gelecek başında okuyacak. Sana ne o kitapta? Sıkıntı bu. Arkadaşlar, sözleşme metninden bahsediyorsanız, kalu belaya inanıyorsanız, şu sözleşme metninize sahip olun. Ona sahip çıkın. Arkasında durun. Verdiğiniz sözde durmak budur. Yani Kur'an'ı, bir Müslümanın Kur'an'ı açıp okuması, anlamaya çalışması, Allah'a verdiği sözü yerine getirmesidir. Allah'a verdiği sözleşme, Allah'la yaptığı sözleşme metnini okuyup hatırlamasıdır. Hocam hatırlamasak da olmaz mı? Yani anlamadan okusak olmaz mı? Sözleşme metnini oku yüzüne sür. Ahmet'le yaptığın sözleşmeyi okuyup yüzüne sürdüğünde o sözleşmeye uymuş oluyor musun? Yoksa anlayıp oradaki kurallara mı uyman gerekiyor? Anlayıp kurallara uyarsan o sözleşme senin için bir anlam ifade ediyor. Peki anlamadan okuyup yüzüne sürdüğünde sözleşmeyi yerine getirmiş mi oluyorsun? Sözleşmeye aykırı davrandığın halde. Yok. O zaman arkadaşlar işin törenindeyiz biz. Kitap töreni yapıyoruz. Sabredip namaz kılarak yardım isteyin. Yani arkadaşlar bakın Allah'tan yardım istiyorsanız sabrederek yardım isteyeceksiniz. Bir, namaz kılarak yardım isteyeceksiniz. İki, ne demek bu hocam? Yardım istemekten vazgeçmeyeceksin. Dua etmekten vazgeçmeyeceksin. Allah'a bağlı bir kalp taşıyacaksın. İmanın olacak. İki, namazını kılacaksın. Niye? Ya semtine hiç uğramadığın Allah'tan nasıl yardım isteyeceksin? Ne diye isteyeceksin? Allah sana niye yardım etsin? Sen kul değilsin ki Allah sana yardım etsin. Haşa. Yani o zaman günde 5 defa ziyaretine gideceksin. Ben geldim diyeceksin. Verdiğin sözü hatırlayacaksın. Namaz nedir hocam derseniz bana göre verdiği sözde durduğunu İnsanın hatırlayıp, Ya Rabbi, dünyada senin verdiğin nimetleri tüketirken kaybolmadım. Seni unutmadım. Dünyanın hiçbir meşguliyeti beni unutmaya değmez. Ben senindeyim. Sana olan kulluk borcumu ödemeye geldim. Ben kendimi hatırlatmaya geldim. Dua edeceğim, dua etmeye yüzüm olsun diye geldim. Ziyaretidir bu. Huzura çıkma törenidir. Allah'ın huzuruna çıkma törenidir namaz. Ve o törende Allah'ın seni kabul törenidir. Kulum gelmiş törenidir. Allah'a yakın olmak budur. Allah'a en yakın olduğu yer insanın secde anıdır diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a zaten yakınız. Allah zaten bize yakın. Allah zaten şah damarımızdan yakın. Peki bizim namazla yaklaşmamız nedir? Duygusal yakınlaşma olayıdır. Bilinç yakınlaşması. Unutmama yakınlaşmasıdır. Peki bizim namazda böyle bir anlamımız var mı? Kaldı mı?
Maalesef kalmadı. Niye kalmadı? Kalmadığı için toplumun %80'i namaz kılmıyor 5 vakit. Kalmadığı için namaz kılan niye namaz kıldığını bilmeden kılıyor, zevk almıyor. Huşu duymuyor. Haz almıyor. Peygamber Aleyhisselam'ın bir sözü var. Diyor ki, eğer namaza duran kişi kimin karşısında olduğunu hissetseydi hiç ayrılmazdı diyor. Namazı bu anlamda kılmamız gerekiyor. Yani kıldığım namazda bu kaliteyi yakalamanın peşinde olmalıyım. Kaç zekat kıldığımın değil. Hocam diyor, aceleyle diyor farzını kılsam geçsem olur mu? Olur diyorum. Olur mu hocam ya diyor biri öbürü taraftan. Tahammül edemiyor. Niye? Sünnet kılmadan olur mu diyor. Ana adam farz kılmıyor. Adam sünnet derdinde. Nafile derdinde. Adam Allah'ın huzuruna çıkıp şu borcunu bir ödesin kardeşim. Yakasını bırak adamın. Onun için %80'in namaz kılmaması adamı hiç ırgalamıyor. 10 rekat kıldı mı kılmadı mı? Müfettiş atamış Allah onu. Eksik mi kılıyor, tam mı kılıyor? Caminin kapısında yakalayacaksın, sen niye eksik kıldın diye yakasına yapışacaksın adamın. Lan camiye geldiği için, namaz kıldığı için teşekkür et adama da adam bir daha gelsin ya. Böyle davranarak gençleri camiye sokmaz oldunuz. Gençler camiye gitmez oldu. Büyükler sanki gidiyor. Benim konuştuğum lafa bak. Toplumun %20'sini namaz kılmıyor ya. Ancak kılıyor belki. %80'i kılmıyor kardeşim. O zaman niye kılmıyor diye sormamız lazım. Niye kılsın ki, anlamı yok. Anlamını kaybetti toplum. Kur'an-ı Kerim namazı anlamlı kılmamızı istiyor. Maalesef biz o anlamı kaybettiğimiz için namazı kaybediyoruz. Yahudiler de bunun için kaybetmişti arkadaşlar. Oraya gidiyoruz ve yanlış yapıyoruz. Sabredip namaz kılarak yardım isteyin. Ha bak, hocam duanın kabul olma şartı neymiş? Bir, dua etmekten vazgeçmeyeceksin, sürekli olacak. İki, namazını kılıp böyle dua edeceksin. Öğlen namazını kıldın, iki rekat namaz kıl, isteyen ondan sonra söyle. Ekstra yap. O bilinçle namaz kıl, o bilinçle dua et, kabul oluyor mu olmuyor mu ondan sonra dene bir gör. Biz dua etmeyi de bilmiyoruz, namaz kılmayı da bilmiyoruz arkadaşlar. Sıkıntı burada. Fakat bu gönülden bağlı olmayanlara ağır gelir. Bak, bir şey daha söylüyor. Bu zordur diyor. Yani ben bir çırpıda söylüyorum, anlamlı namaz kıl. Anlamlı dua et. İçinden geldiği gibi konuş. Samimi ol. Bağ kur. İrtibat kur, irtibatı kesme. Bu zordur arkadaşlar. Her namazınızda bu çaba içinde olmazsanız, çarşıda beşlik bozdurarak namaz kılarsınız. Hocam nereden biliyorsunuz? Ben öyle yaptığım zaman öyle oluyor. Oradan biliyorum. Uzağa gitmeye gerek yok. Ha, bunun için tarih okumamıza gerek yok. Kendi namazımıza bakmamız yetiyor. Sabredip namaz kılarak yardım isteyin. Fakat bu gönülden bağlı olmayanlara ağır gelir. Ne olur? Şu Allah'ın emrettiği farzları kardeşlerim bilinçli bir şekilde yerine getirerek namaz kılsınlar. Tadını alsınlar. Fazlasını kılmaya onlar karar verecektir. Allah'ın emrettiği farzları adam gibi kılalım. Fazlasını kılma isteği duyacaksınız, kendiniz gönüllü kılacaksınız. Nafile o demektir zaten arkadaşlar. İçinden geldiği için kılacak. Kıldığın namaz demektir. Allah'ın emretmediği, senin gönlünden gelerek kıldığın demektir. Sünnet namaz odur. Zoraki kılınan namaz değildir. Emirle kılınan namaz değildir. Emirle kıldığımız namaz farz namazdır. Onu da gönüllü kılmamız lazım. Bilerek, isteyerek. Onu kılarsak öbürü kendiliğinden olur. Gönülden bağlı olanlar Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini kesin olarak bilirler. Yani namazı
Gönülden bağlı olanlar kılar, bunu yapabilir. Bu bilinçle dua ederler dedi ya. Peki gönülden bağlı olanlar kim? Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini kesin olarak bilenlerdir. Yani inançlı olanlardır. Demek ki namazın arka planında inanç olması, güçlü bir inanç olması gerekiyor. Namazın şartları neymiş? İnandığın Allah'a kılacaksın. Huzuruna çıkacağına imanın olacak ki oraya gitmeden önce ben burada bir ziyaret edeyim diyeceksin. Namazın anlamı buymuş. Huzuruna giderken bir yabancının huzuruna gider gibi gitmeyeceksin. Her gün ziyaret ettiğin bir dostun huzuruna gittiğin bilincinle gideceksin öbür tarafa. Böyle bir adam ölümden korkar mı arkadaşlar? Hayır. Ya namazda bile Allah'a uğradığını hissetmeden namaz kılıyorsa bir adam, seccadeyi görmek, öpmek için sadece, o adam anlamıyordur. İmanla namazı buluşturmamız gerekiyor. Onun için diyorum, Allah'a verdiğimiz sözü tuttuğumuzu hatırlamak için oraya gidiyoruz. Hatırlatmak için oraya gidiyoruz. Ben geldim, sözümdeyim demek. İman sözleşmesidir. Her gün verdiğimiz imanın altına imza atma törenidir arkadaşlar bu. O buluşmadır. Vaktimiz azaldı. Ey İsrailoğulları! Bayağı İsrailoğullarından gideceğiz ama söz bizedir, bak unutmayın. İsrailoğullarını eleştiriyor, kitapla ilişkilerini bozmuşlar, Allah'la ilişkilerini bozmuşlar. Bugün bizim de sorunumuz olan bir sorundur bu. O açıdan bakmamız lazım olaya. Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimeti ve sizi alemlerden üstün hale getirdiğimi hatırlayın. Bak, bir daha geldi. Sözleşme bir daha hatırlatılıyor. Hiç kimsenin başkası adına bir şey ödeyemeyeceği günden sakının. Yani öbür tarafta kimse kimsenin hesabını ödemeyecek, herkes kendi hesabını ödeyecek diyor. Kimse kimsenin günahını yüklenmeyecek, onun yerine ceza çekmeyecek, hesabını ödemeyecek. Herkes kendi hesabını ödeyecek. Bu ne anlama geliyor? Birazdan gelecek. Hiç kimsenin başkası adına bir şey ödeyemeyeceği günden sakının. O gün hiç kimsenin şefaati kabul edilmez, hiç kimseden fidye alınmaz ve asla yardım görmezler. Yani dünyayı bağışlasanız kabul edilmiyor fidye olarak. Affedilmek için. Orada hiçbir şeyin geçerliliği yok. Ne yaptıysanız onun karşılığını görüyorsunuz. Hak ettiğiniz neyse o. Şefaat var mıymış? Hocam Yahudilere yokmuş. Bizim torpilimiz nereden geliyor? Biz Muhammed ümmetiyiz. Musa kimin peygamberiydi? Ha demek ki peygamberden kaynaklanmıyor. Ya Allah affederse affediyor. Kimseyi, kimsenin hatırını affetmeyeceğini söylüyor. Yani şimdi hocam peygamber bize şefaat etmeyecek mi? Ne diyecek Allah'a? Bilmediği bir şey mi söyleyecek? Allah'ın bilmediği bir şey de vardı, onu mu hatırlatacak? Peki, Allah daha mı az merhametli? Değil. Allah bizi başkalarından daha mı az seviyor? Kim bizi Allah'a anlatacak? Bizi Allah'tan daha iyi bilen bilim var. O da yok. Ne şefaat bekliyorsun kardeşim? Başka bir şey var. Bak bu neyin göstergesi biliyor musunuz? Az önceki namazınızı hatırlayın şimdi. Her gün Allah'ın huzuruna çıkıp Ya Rabbi ben geldim diye dua etse bir adam araya aracı koşma gereği duyar mı? Duymaz. Peki niye sokar arasına? Allah'ın huzuruna çıktığının farkında değil ki. Allah orada değil ona göre. Nerede? Çok uzakta. Ne kadar? Ya dünyalar kadar, gökyüzü kadar, ta gökte bilmem kaçını kattı. Güzel, irtibat kurma şansı yok adam. Uzak Allah, haşa. Oysa Allah ne diyor? Diyor ki şah damarından daha yakınım diyor. Kişiyle kalbi arasına girerim diyor. Yani Neşet Usta'nın dediğinden,
Allah sevenlerin kalbine girer, kulundan uzakta durmamak için diyor. Abi Neşet Usta söylüyor bunu ha. Şairce söz bu işte arkadaşlar. Adam adamı damardan yakarıyor. Allah rahmet etsin. Allah sevenlerin kalbine girer, kulundan uzakta durmamak için diyor. Yani mesaja bak arkadaş. Diyor ki Allah senden uzaklaşmıyor ey kul. Uzaklaşan sensin diyor. Sen Allah'tan uzaklaştığını hissederken bile Allah sana yakın diyor. Sorun sende diyor Allah'ta değil. Allah'ın nerede olduğu değil, senin nerede olduğu. Senin kendini nerede hissettiğin önemli diyor. Ulan Neşet, elini öpmeden gittim be. Hakikaten ya, şu söze bak ya. Kulundan uzakta durmamak için. Hani size işkencenin en kötüsünü tattıran Firavun hanedanından sizi kurtarmıştık. Yani köleydiniz Mısır'da. Sizi Firavun'un köleliğinden kurtardık. İşkencenin en ağırını yapıyordu size. Hani erkeklerinizi boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Biz bunları hep çocuklar olarak anladık. Sadece çocuklar değil arkadaşlar. Ve ileride gelecek benim de şimdiye kadar anlamadığım, yeni anladığım bir şey var onu paylaşacağım. Anlama devam ediyor yani. Bu Rabbinizin büyük bir imtihanıydı size. Denizi yarıp sizi kurtarmış ve gözünüzün önünde Firavun hanedanını boğmuştuk. Bu bildiğimiz deniz de olabilir, Nil Nehri de olabilir. Çünkü Arapların o dönemki dilinde büyük tatlı sulara da deniz deniyor. Bahir kelimesi kullanılıyor. Yani bu acaba Kızıldeniz mi yoksa Nil Nehri miydi onu bilmiyorum. Araştırmam devam ediyor. Bulursam söylerim. Buna rağmen siz, yani denizi yarıp sizi kurtardık diyor ya, buna rağmen siz Musa ile 40 geceliğine sözleştiğimiz zaman o aranızdan ayrılır ayrılmaz buzağı tanrı edinerek zalimlik etmiştiniz. Denizi geçtikten sonra Allah'a eyvallahları kalmıyor, buzağa tapıyorlar. Buradaki buzağı kelimesi de bizim bildiğimiz buzağı değil arkadaşlar. Buzağı değil aslında. Boğa, boğa. Boğaya tapma var ya tarihte, Mısır'da. O. Yani genç öküz. Öküzün gencine boğa da denir. Tosun da denir, dana da denir, buzağı da denir. Yani burada her gördüğümüz yerde bu kelimeyi biz alışmışız buzağı diye tercüme ediyoruz. Bunun yanlış olduğunu anladım. Yani kelime yanlış değil. O kelimeye verdiğimiz anlam yanlış. Eksik. Belki şükredesiniz diye yine de sizi affetmiştik. Yani o Mısır'dan getirilen boğa heykeli var. Ona tapıyorlar. Ve buna rağmen sizi affetmiştik. Dosdoğru yolda yürümeniz için Musa'ya kitabı ve Furkan'ı vermiştik. Yani size kitabı indirmiştik. Hakkı batıldan ayıran ölçüyü vermiştik o kitap sayesinde. Kitap, yani Kur'an'a da Furkan diyor, Tevrat'a da Furkan diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde. Musa kavmine, ey kavmim, buzağı ya da boğayı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz. Kendinize haksızlık ettiniz, yazık ettiniz. Yaratanınıza tevbe edin ve kendi kendinizi helak edin ki Allah tevbenizi kabul etsin. Yani bu pişmanlıktan helak olmak var yani, vicdan azabı. O kastedilen şey. Bunu kendi kendinizi öldürün diye tercüme ediyor birileri. İnsanın kendi kendini helak etmesi, öldürme anlamına da gelir. Vicdan azabından dolayı kahrolma anlamına da gelir. Böyle bir deyimsel ifade bu. Böyle bir tevbe edin ki Allah sizin tevbenizi kabul etsin. Yani tevbenin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Anlatan bir ifade. Yaratanınız katında bu sizin için daha hayırlıdır. Çünkü o tevbeleri kabul edendir, merhamet sahibidir demişti. Yani buradaki insanın kendi kendini öldürmesi, helak etmesi tevbeyle birlikte kullanıldığı için buradaki öldürmenin vicdan azabı, helak anlamına geldiğini görüyorsunuz.
Kendi kendini öldüren bir adam nasıl tevbe etmiş olur? Bu tevbenin vurgulu ifadesi için gelmiş bir ifadedir. Siz yani İsrailoğulları, ey Musa, Allah'ı açıkça görünceye kadar sana inanmayacağız demiştiniz İsrailoğulları. Yani demişler ki, sen Allah'la konuştuğunu söylüyorsun, bize ispatlamalısın. Yani dün Firavun'a inandıramıyor, bugün İsrailoğullarına inandıramıyor. Hazreti Musa. Mısır'dan kurtuldular ya, o zamana kadar Musa'ya eyvallahları vardı. İşleri bitti. Özgürleştiler. Şimdi Musa'ya eyvallahları kalmadı. Musa'yı sorguluyorlar. Ya sen bizi kandırmıyorsun değil mi diyorlar. Yani bu Tuğra gidip geliyorsun, Allah'la görüşüyorum falan diyorsun, konuşuyorum diyorsun ya, he. Biz sana inanmayız diyorlar. Ne olacak? Allah'la konuştuğumu duymamız lazım diyorlar. Bunlardan 40 kişi seçiyor, Tuğra götürüyor. Hikayeyi biliyorsunuz. Götürüyor, bu sefer diyorlar ki, biz Allah'ı görmeden inanmayız. Konuşmak da yetmez. İnkarcılığın inadı böyle bir şeydir arkadaşlar. Oysa inanan adam için bir tane ipucu yeterlidir. Değil mi? Yani tarlaya gittiniz ya da yoldan geçiyorsunuz, orada bir iz gördünüz. Ha, buradan insan geçmiş dersiniz, değil mi? İzi gördünüz. Yok, adam diyor ki, ben adamı görmeden diyor, bu izden diyor, buradan adam geçtiğini anlamam diyor. İsrailoğulları da böyle. Ey Musa, Allah'ı açıkça görünceye kadar inanmayacağız demiştiniz. Bunun üzerine sizi yıldırım çarpmıştı ki Hazreti Musa'nın şöyle bir seslenişi vardır, hatırlayın. Araf'ta geçmişti sanıyorum. Ey Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım, seni göreyim diyor. Beni göremezsin, kâle lenterani, beni göremezsin. Eğer görmek istiyorsan dağa bak diyor Allah. Öyle sesleniyor. Dağa bir bakıyor, dağ paramparça oluyor. Musa düşüp bayılıyor filan. Şimdi orayla bunu yan yana düşünün. Oradaki istek Musa'nın kendi özel isteği değil. İsrailoğullarının isteği olarak söylüyor bunu. Ve Musa düşüp bayılıyor o anda. Kendine geldiğinde kalkıp diyor ki, ya Rabbi tevbe ettim, sana inananların ilki benim diyor. Sıkıyı görünce. Dolayısıyla Allah selam etsin. İsrailoğulları da orada düşüp bayılıyor falan. Geri ayırıyorlar sonra. Hazreti Musa'nın şöyle dediğini görürsünüz orada. Ya Rabbi, içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi mi helak edeceksin? Ne olur kusuruma bakma, bunlar yüzünden istiyorum anlamında bir cümledir o. Yani parça parça anlatıldığı için o metinleri yan yana getirip düşünmeniz gerekiyor. Bütünü anlamanız için. Bunun üzerine sizi yıldırım çarpmıştı da baka kalmıştınız. Belki şükredersiniz diye ölümünüzün, yani o baygınlık geçirmenizin arkasından sizi tekrar kendinize getirmiştik anlamında Tevrat'ta, İncil'de bayılmaya ölme anlamı veriyorlar. O tarihte böyle biliniyor yani bu. Dil bugünkü anlamdaki tıp gelişmediği için o gün çok farklı ifadeler var. İfade kalıpları var. Mesela adam baygınlık geçirir, baygınlık geçirdiğini anlamazlar, öldü diye bırakırlar. Adam kendine geldikten sonra öldü, dirildi kabul ederler. Mesela Anadolu'da böyle başına bu tür şeyler gelmiş vatandaşlar vardır. Adamın lakabı ölü kalmıştır. Ölü derler adama. Ölüp geri geldi anlamında. Öldüm, öldüm değilim. Mesela. O da değil. Evet, sizi tekrar dirilttik, yani ayılttık anlamında. Üzerinizi bulutlarla kaplayıp, bakın bu ifade de genelde yanlış anlaşılmıştır, anlaşılmamıştır ya da kapalı kalmıştır. Üzerinizi bulutlarla kaplayıp size mantar ve bıldırcın eti ikram ettik. Arkadaşlar burada mantar diye tercüme ettiğim kelimesi orijinalinde men kelimesidir Arapça. Şeyler buna man diyorlar, Yahudiler. Ortak kelime. İki dil ortaktır zaten. Akraba dildir. Yani bizdeki Azerice ile İstanbul Türkçesi ya da Özbekçe ile Azerice neyse, bunlarda da İbranice, Süryanice, Aramice, Arapça, Habeşçe, Akatça, bütün bunlar akraba dildir. Samicedir. Yani Sami dil ailesindendir. Bunlar akraba dildir. Birinde men dediğine öbürü man diyor. Bu Tevrat'ta
man dedikleri şeyin tarifi ekmek gibi toprağın üstünde sabah görülen beyaz bir şey diye tarifidir. Ertesi güne kaldığı zaman kurtlanıyordu, onun için pişirip saklıyorlardı diyor. Bu tariften ne anlarsınız? Mantar. Arapçada men kelimesine şöyle bir rivayet var. Peygamberimizden yapılıyor bu rivayet. Kem'e mantar demek Arapçada. Yalın olarak kem'e kelimesi var. Mantar diyorlar. El kem'e minel mendir. Yani mantar mendendirdir. Men nedir o zaman? Hüdayi nabit bitkiler demektir arkadaşlar. Nimet demektir. Nimetin tersinden söyleniş biçimidir Arapçada. Kelime zenginliği bu. Tabiatta kendiliğinden biten, insan emeğiyle yetiştirilmemiş bitkilere ve rızıklara genelde hüdayi nabit bitkiler der bizim Osmanlı toplumu. Yani Allah tarafından kudretten bitirilmiş nimet demektir. Hüdayi nabit Allah'ın bitirdiği şey demektir. Dolayısıyla bu Mısır'ı terk edip çölde kalıyorlar. Bu Sina çölü. Baharda çöl acayip olur. Yani yağışlar geldiğinde bir hafta içerisinde o çölün cennet gibi yaşardığını ve çiçeklendiğini görürsünüz. Ama yağmurlar geçtikten sonra da kısa bir süre sonra o bahar biter. Şimdi bu bölge, Yahudilerin o gün bulundukları bölge Sina Yarımadası ya da Ürdün yakınları. Göç yolları üzerindedir. Yani Afrika'dan gelen kuşların Anadolu üzerinden Avrupa, Kuzey Avrupa'ya geçiş yolları güzergahındadır. Bıldırcınlar uzun soluklu deniz yolculuklarının üzerinden geçtiği için, mesela Kızıldeniz üzerinden gelen bıldırcınlar Sina Yarımadası'na geldiğinde kendilerini karaya atarlar ve bitkin düşerler. Uçamazlar. Ve bunlar toplayıp ordugahın üzerine akşam bıldırcın sürüleri geliyor. Akşam topluyorlar, bol miktarda bıldırcın etiyorlar. Bir de baharda üstlerini bulutlarla kaplayıp size kem'e yedirdik ya da men yedirdik demek, yeryüzünde mantar fışkırıyor. Bunların beslenmesi anlatılıyor. Fakat bunu araştırmadan, Arapçanın içerisinde men kelimesinin ne anlama gelebileceğini araştırmadan birileri tutmuş, men kudret helvasıdır deyip kelime kullanmışlar arkadaşlar. Arapların lisanında böyle bir dil yok. Arap olmayanların uydurduğu bir anlamdır bu. Çünkü erken dönem yazıya geçen tabi'in ve etbaut tabi'in alimlerinin tamamı Arap değildir. Arapçayı sonradan öğrenmiş adamlardır. Bunun biri kudret helvası diye bir şey atınca öbürleri de yiyor. Ondan sonra tekrarlıyor bu sürekli. Benim araştırdığım kadarıyla baharda mantarın çok bol miktarda yetiştiğini bilirsiniz herhalde. Bıldırcınların göçü meselesini, özellikle sahillerdeki göç meselesini ben bilmiyordum. Karadenizli bir dostum bu konuyu konuşurken böyle bir olay anlattı. O zaman ben olayı daha net olarak anladım. Rusya üzerinden güneye doğru güz döneminde bıldırcınların bir göç mevsimi var. Bu Güney Kutbu ile Kuzey Kutbu arasında iklim değişikliği nedeniyle baharın Kuzey Kutbu'na gelen, bizim bölge için söylüyorum, kuşlar, göçmen kuşlar güneyden kuzeye doğru baharda gelirler. Güzünde yavrularını uçurduktan sonra havalar soğumaya başladığını hissettikleri andan itibaren de yola düşer, güneye göçerler. Rusya üzerinden gelen bıldırcınlar Karadeniz sahiline akşam karanlığında aşırı derecede yorgunluk yaşadıkları için çok halsiz ve bitkin bir şekilde Karadeniz sahiline kendini atıveriyorlar. Bunu bilen Karadenizli bizim yurttaşlarımız, uyanıklar da akşam o saatlerde sahile oturuyorlar. Bıldırcınların gelmesini bekliyorlar. Bıldırcınlar düştükçe yere onları topluyorlar. Kaçamıyor çünkü yorgun, zavallı. Aynı şeyi Kızıldeniz üzerinden kuzeye doğru baharda gelen göçmen kuşların
Filistin ya da işte Sina bölgesi, Ürdün bölgesinden geçtiği göçmen kuşların göç yolu üzerinde burası. Yahudiler o dönemde orada bulunuyor. Tersi de olabilir. Mesela Akdeniz üzerinden gelen kuşların yine o bölgede kendilerini karaya atmış olma, dinlenme için oraya düşmeleri, inmeleri söz konusu. Akşamları Tevrat'ta anlatıldığı kadarıyla bıldırcın eti yeme meselesi ordugahın üzerine ya da İsrailoğullarının karargahlarının üzerine akşamları bol miktarda bıldırcın sürüsü gelip dökülüyor. Ve onlar da toplayıp bunu pişirip yiyorlar. Dolayısıyla buradan şu çıkıyor. Niye akşam? Çünkü o saate denk geliyor güvercinlerin denizi geçip orada inme zamanları. Herhalde İsrailoğulları da bunu şöyle anlamışlardır. Allah bizi akşam inmeye gönderdi diye düşünmüşlerdir. Yani Allah zaten insanları rızıklandırırken tabiatın yasaları içerisinde rızıklandırıyor. Yağmur yağmadığı zaman gözümüz göğe dikiliyor. Bu da Allah'ın bu şekilde bir nimetlendirme biçimi. Yani insanların sofrasına böyle hemen her gün sabah işte kahvaltı hazırlattırıp meleklere öğlen yemeğe gönderip akşam yemeğe böyle şirketten geliyor gibi yemek göndermiyor. Yani tabiat içerisinde gönderiyor Allah bunu. Dolayısıyla böyle anlamak lazım. Arapların bu kelimeyi, men kelimesini anlayamamaları da bıldırcın hadisesiyle bağlantılı olarak düşünemedikleri için anlayamıyor. Ya da o coğrafyayı, o oranın iklim yapısını, kültürel dokusunu ayrıntılı bilmediğinizde bunu çözemiyorsunuz. Mesela neden bulutlarla kapladık? Hemen arkasından bu bulutlarla kaplamanın sonucu bıldırcın eti ve men gönderdik, mantar gönderdik. Neden ikisi bir söyleniyor? Yani bunun oradaki doğal şartlar bıldırcını nasıl getiriyorsa oraya, mantarı da oraya doğal şartlar getiriyor. Yağış başladığı zaman çölde çok güçlü, hızlı gelişen, sıcak bölge olduğu için çok hızlı gelişen bir baharı olur ve çok çabuk geçer. Yağmurlar kesildiğinde baharı da biter hemen arkasından. Dolayısıyla burada çok hızlı ürüyor bitkilerde, mantar da çabuk yetişiyor. Zaten mantar günlük yetişen bir şey. Ne bitki ne hayvan hiçbir şeye benzemez. Yani o farklı bir kategoride değerlendirilir mantar. Bunu bizim Arap dünyası, İslam dünyası da yeterince bıldırcını anlamışlar da her bölgede bulunan bir kuş türü hala yaşıyor. Mantarın men kelimesinin mantar olduğunu düşünememişler. Az önce söylediğimiz gibi bu mevali o bölgeye sonradan gelmiş mevalinin o kültürü, o dili, o bölgenin coğrafi yapısını yeterince bilmiyor oluşundan kaynaklanıyor olmalı diye düşünüyorum. Şöyle bir benzerlik de var. Yani Tevrat'taki mantar tarifine benzer şekilde bunun da Sami dillerde ortak olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bizim Türkçedeki mantarla man kelimesinin en azından bir hecesinin ortak olduğunu görüyorsunuz. Türkçedeki mantar kelimesi bize Yunanca'dan geçmiştir. Anadolu üzerinden öğrenmişiz. Mantar diyoruz. Bazı bölgelerde menter derler buna. Man ve men kelimelerinin benzerliğine, yani hece benzerliğine de benziyor. Sesli harf benzer, ortaklığı, farklılığına da benziyor. Muhtemel ki Yunanlılar da bu kelimeyi Samilerden öğrenmişler. Mantar kelimesini kendi kültürleri ile uyumlu, kendi dilleriyle uyumlu hale getirmişler. Fenikelilerden öğrenmeleri çok güçlü bir ihtimal. Çünkü Yunan kültüründe 3 tane kültürün etkisi vardır. Anadolu üzerinden Hitit medeniyetinin etkisi. Bu mitolojilerinde, destanlarında, Yunan destanlarında ve mitolojilerinde çok bariz görürsünüz bu etkileri. Kenan bölgesi, bu Filistin, Suriye bölgesinin kültürü, Mısır, Kıbrıs üzerinden, Girit üzerinden Yunanistan'a etkilemiştir. Anadolu üzerinden Hitit kültürü, güneyden de yine Girit üzerinden Mısır kültürünün Yunanca'ya çok ciddi anlamda etkisi vardır ve Mısır medeniyeti konusunda Yunan kültürünü, Roma kültürünü araştıranların
Mısır medeniyetinin ne kadar güçlü bir matematiksel medeniyet geliştirdiğini mesela hayranlıkla anlatanlar, Batılılar, bilim adamları vardır. Dolayısıyla bu dilin, yazının, alfabenin bu kültürlerde ortak olması, harflerin ortak olması, hikayelerinin bu harfler üzerinden, kelimeler üzerinden üretilen kültürün ortak olması bu diller arasında bir geçişkenliğin olduğunu gösteriyor ve men, man ya da mentel, mantar kelimeler arasında ciddi benzerliklerin olduğunu görebiliyoruz. Türkçedeki mantar kelimesinin Yunanca'dan geçtiğini mesela Mehmet Doğan'ın sözlüğünde, Türkçe lügatinde görebilirsiniz. Ama Yunanca'daki kelimenin Fenikelilerden geçtiğine dair elimde yeterli belge yok ama benzerlik üzerinden bu benzerliği okumaya çalışıyorum. Yani başka izah da aklıma gelmiyor doğrusu. Dolayısıyla kültürleri, çevre kültürlerle birlikte bu kültürleri karşılaştırmalı okumanın da Kur'an'daki bir takım kelimelerin, kavramların anlaşılmasında bize yardımcı olduğunu görüyoruz. Çünkü Arapların yazılı kültürü gelişmemiştir, kütüphane kültürü yoktur. İslam'dan, yani İslam geldikten, Kur'an indikten yaklaşık 1-2 asır sonra dil çalışmaları başlamıştır. Yani Kur'an'dan itibaren dil çalışmaları başlıyor ama yazılı dil çalışmaları, Arapçanın kaynaklarının oluşumu 2 asır sürüyor. Yani bu da Irak'ta yapılıyor, Abbasiler döneminde. Yani Arapçanın yazılı ilk belgeleri Irak'ta oluşmuştur. Onun için Arap dünyasının en fasihçe Arapça konuşan bölgesi Irak bölgesi, Iraklı Araplardır. Bunu Araplar böyle kabul ederler. O, yani diğer bölgeler genelde amice konuşurlar. Halk dili dediğimiz Arapçayı konuşurlar ama Iraklıların yoğun olarak hala diğerlerine göre daha fasih bir Arapça konuştukları, daha edebi bir Arapça konuştuklarına dair bilgiler vardır. Buradan da şunu anlıyoruz. Ayetin sonunda Allah onlara zulmetmedi. Biz zulmetmedik onlara. Pardon, onlar bize değil kendi kendilerine zulmettiler diye bir ifade getiriyor. Bu nimetleri, İsrailoğullarına verdiği bu rızıkları Allah anlattıktan sonra İsrailoğulları üzerine bir genel değerlendirme de yapıyor. Anlattığı her olayı anlatırken en başta vurguladığımız Adem kıssasındaki şeytan nankörlüğü bütün insanlık için bir örnek olarak anlatıldığına göre Yahudiler için de bir nankörlük örneği olarak anlatılıyor ve hemen bu Hazreti Adem kıssasından sonra İsrailiyat eleştirisine, Yahudi kültürü eleştirisine girmesi, Yahudi tarihine girmesi de aynı nankörlük meselesine vurgudur. Çünkü Kur'an ayaklarına gelmiştir Medine'ye kadar. Medineli Yahudiler nankörlük etmektedirler. Bu nankörlüğü tarih boyunca yaptılar. Kendi kitaplarına da yaptılar. Kendi kültürlerine de, kendi milletlerine de nankörlük ettiler. Allah'ın her konudaki verdiği rızık ve nimete nankörlük ettiler. Bunların genel karakteristiğidir toplumsal olarak. Yani ya hocam bu sonrakilerin günahını arkadaşlar bu kültürler böyle bir yerden kopup öbür tarafta sıfırdan başlamaz. Değişimler, bütün değişimlere rağmen toplumların değişmeyen özellikleri vardır, karakteristikleri vardır. İsrailoğullarında bu nankörlük ön plandadır. İhanet ön plandadır. Sizi kullanırlar, çok kolay nankörlük eder, satarlar. Yani bu gayrimüslimliğin de yani vefanın yok olduğu, ahlakın yok olduğu toplumlarda, karakterin zaafa uğradığı toplumlarda insanlar bazen kurtlaşır, bazen tilkileşir, bazen yılanlaşırlar, bazen öküzleşirler. Yani bu tür karakterler değişir. Siz bu tür hayvanlar üzerinden benzetmelerle sadece fertleri değerlendirmezsiniz. Toplumları da değerlendirdiğiniz olur. Tarihte bunun izlerini görebilirsiniz. Burada da biz onlara zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Yani Yahudiler kendi yaptıkları yüzünden başlarına felaketler geldi. Mağduriyetler yaşadılar. Başka milletlerin ayak altı malzemesine dönüştüler. Tevrat'ın anlatılarında da bunu çok net görürsünüz. Ama dönüp
Allah'ı suçlarlar. Bu erken dönem Yahudi tarihini yazan bizim Ali Osman Kurt Hoca'nın kitabında da çok net görülür. Yani Babil sürgününü yaşamaları, kendi içlerinde çatışmaya girmeleri, birbirine düşmeleri, birbirini yemeleri, zayıflamaları, devletin yarısının ikiye bölündükten sonra bir kısmının kuzeyin erken dönemde Medler tarafından yıkılması, daha sonra kalan kısma göç etmeleri, kalanların bir kısmının Medya'ya sürgün edilmesi, göçürülmesi vardır kuzeye. Suriye bölgesinde bunlar yaşıyorlar. Devletleri orada, büyük İsrail devleti. Kuzey yıkılıyor Medler tarafından. Sonra güneye göçüyorlar kalanlar. Güneyde Yahuda oğullarının, yani İsrail ve Yahuda diye ayrılıyor amca uçaklarının devleti olarak. İsrail yıkılıyor. Yahuda sonra Babililer tarafından yıkılıyor. Babil'e göçürüldükten sonra da bunlar, sürgün edildikten sonra da dönüp tanrılarını suçluyorlar. Ben Allah diyemiyorum buna. Yahvistler özellikle Yahova'nın kendilerini korumadığından dolayı Elohim'e dönmek istiyorlar. Bazıları Allah'ın ismini değiştirmeye çalışıyorlar. Eskiye dönmeye çalışıyorlar. Bazıları Yahova'ya düşman oluyor. Bizi diyor işte Babililer karşısında korumadı gibi. Alışmışlar her işlerini Allah'a gördürmeye. Tevrat'ta bunu çok net görürsünüz. Tevrat'ın tarih yazanı, yani metinleri yazanlar insandır ama Yahudilerin tarihini yapan, yazan Yahudiler değildir. Hep her şeyi Allah'tan bekleyen, Allah'a yaptıran. Dolayısıyla onların tarihini Yahudiler kendi yapmaz. Allah yapar onlar adına. Bu bizim bildiğimiz Allah da değildir. Yani artık Allah değişmiştir onların kafasında. Biraz Yahova'dır, biraz Elohim'dir. Bu isim sürekli değişir. Değişkenliğe uğrar. Hatta bununla ilgili çok enteresan hikayeler de uydurmuşlardır. Mesela Elohim'e neden Elohim demezler? Elohim demezler Yahudiler. El derler kısaca, kısaltarak söylerler. Buna gerekçe olarak da şöyle bir gerekçe uydurmuşlardır. Biliyorsunuz 10 emrin içinde Allah'ın adını boş yere anmayacaksın diye çevrilen bir cümle var. Aslında orijinalini bu metnin araştırmak gerekiyor. Hakikaten orijinalinde de bu boş yere anmayacaksın mı yoksa yalan yere anmayacaksın anlamında, yani Allah'ın adını kullanarak yemin etmeyeceksin anlamında bir uyarı mıdır? Ben emin değilim. Yani henüz araştırmadığım için aklıma böyle bir kuşku da geliyor. Bunu kötüye kullandıklarını düşünüyorum. Allah'ın ismini Elohim diye anmazlar Elohistler. Kısaca El derler. Neden El diyorsunuz? Bu 10 emrin içinde geçen kurala bağlarlar. Aslında çok alakasız görünüyor bana. Uydurma bir şey gibi geliyor bana. Mantıksız geliyor. Niye? Yani tamamını söylemeniz adını, Allah'ın adını anma ya engel olsun, boş yere anmak ifadesi de hayatta karşılığı olmayan bir cümle. Yani bir Allah'ın adını andığınızda sadaka vereceksiniz diye bir mecburiyet mi getirdi? Yoksa Allah'ın adını yok yere yemin eden, yalan yere yemin eden şekilde kullanmayacaksınız anlamında mı bir emirdi? Bunun araştırılması lazım. Burası kapalı geçer hep bizim literatürde, İslam Müslümanların literatüründe. Ben bundan çok emin değilim. Yahudi araştırmacıları, bizim ilahiyatçılardan, Yahudilik araştırmacıları, uzmanı arkadaşlarım bu konuyu çözebileceklerine ileride inanıyorum. Buradan hareketle de şunu söylemek istiyorum belki. İbrahim Allah diyordu ki Arapların dini bozulmadığı için İsmail'den Hazreti Muhammed'e kadar peygamber gelmemesinin nedeni din çok geç bozulmuştur İsmailoğullarında. Onun için ikide bir peygamber gönderme gereği duyulmamıştır bu bölgeye. Ama kuzeydeki İsrailoğullarının, Yahudilerin ya da İshakoğullarının, Yakuboğullarının kültürlerin sürekli kavşak noktasında buluştuğu savaşların, devletlerin hemen hemen 10 yılda bir imparatorluk kurulup yıkılan bir bölge var burada, devlet kurulan bir bölge. Kavimler göçünün yaşandığı, Afrika'yı, Asya'yı,
buluşturan, Ön Asya'yı, Uzak Doğu'yu buluşturan göç yolları, kervan yolları üzerinde, ticaret yolları kavşağında, bütün medeniyetlerin kavşak noktasında bulundukları için burada çok çabuk bozulmalar oluyor. Çok çabuk başkalarının dinlerine geçmeler oluyor, tedahüller oluyor dinler arasında. Bundan dolayı buraya çok sık peygamber geldiğini görürsünüz. İsrailoğulları açısından peygamberin çok geldiğini görürsünüz. Bunu Kur'an'dan da, Tevrat'tan da, İncil'den de görebiliyorsunuz. Her üç tarihten de okuyabiliyorsunuz bütün tarihten. Bu böyle bir nedenle bunun farkının olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla İbrahim'in Allah ismi Araplarda yaşadığı halde bunlar da Elohim, Allahümme'ye çok benziyor. Araplardaki Allahümme ifadesine çok benziyor. Elohim ifadesi kullanılmıştır. Ama bunu da kısaltırken Allah diye değil, El diye kısaltmışlardır mesela. Bu İbrahim'in Allah ismi, yani Allah için kullandığı isim İsraillerde çok değişmiştir ve Yahve, bu Kenan bölgesi diye bildiğimiz Filistin, Ürdün, Lübnan, Suriye, Batı Suriye, bu bölgeye Kenan diyarı denir eski kültürlerde. Kenan kültürünün tanrılarını, o eski putperest tanrı isimlerini kullanmışlardır. Erken dönemde, daha Babil sürgününden önce filan. Burada tanrı ismini değiştirdiklerini görüyorsunuz sık sık. Peygamberlik kavramı da yozlaşmıştır Tevrat kültüründe. Yani Allah inancı da yozlaşmıştır. Bütün inanç sistemleri, ahlak, hukuk sistemleri de o bölgede ne kadar kültür varsa hepsinden etkilemiş ve mitolojik, yarı mitik bir din haline gelmiştir. Büyük oranda hatta. Mitik bir din haline gelmiştir. Yahudilik bunların hepsinden etkilenmiştir. Bu etkilenme İncil yazarlarına da miras kalmıştır. Aynı menkıbeci mitik anlatılar İsa ve havariler için de İncil'de anlatılır. Dolayısıyla bu Yahudilerin özüne bağlı kalamaması ve sürekli değişimleri, sürekli ahlaklarının da dinlerinin de bozulması ve suçlamayı kendilerinde aramak yerine çoğunlukla Tanrı'ya yönetmiş olmaları, tarihi Tanrı'ya yaptırmaları da aslında bir dini yozlaşma, bir inanç ve ahlak yozlaşmasıdır. Bunun sonucunda her olan olaydan kendilerini değil Allah'ı sorumlu tutmaları da bunun bir sonucudur. Yani toplumun Allah inancı bozulduğunda bütün inanç sistemi, ahlak sistemi de ona bağlı olarak bozuluyor. Bunu da görüyoruz. Bir başka olay hatırlatılıyor. Onlara şu şehre girin ve orada dilediğiniz şeyden özgürce yiyin. Yani bu bıldırcın etinden, mantar yemekten bile bıkmış, bundan bile şikayet eden bir hazırcı, her şeyi Tanrı'dan bekleyen bir Yahudi kültürü var. Köle kültürü aslında bu. Kölelikten geldikleri için efendilerinden hazır bekleyip yedikleri şeylere özeniyorlar. Bunu şimdi Allah oradan çıkardığı için hadi Allah bize versin gibi Musa'dan bekliyorlar, Allah'tan bekliyorlar. Allah da onların bu anlayışsızlıklarını, kıt akıllılıklarını sürekli eleştiriyor ve buradan ürettikleri bu kıt akılla, anladıkları anlayışlarındaki kıtlıkla ürettikleri Allah suçlaması, Allah'tan beklenti her şeyi kaderci bir anlayışa gömülmüş olmalarının sonucu olarak nankörlüğü sürekli ürettiklerini, haksızca Allah'a saldırdıklarını ikide bir Kur'an-ı Kerim hep hatırlatır Yahudilere. Bunun benzerlerini Tevrat'ta da görürsünüz. Yani Tevrat bazen döner İsrailoğullarını sorumlu tutar Tevrat yazarlarına göre. Bazen döner Tanrı'yı sorumlu tutar. Yani Tanrı'yla insan arası da anlayış, algı gider gelir Tevrat kültüründe. Çünkü Tevrat tek elden yazılmamıştır. Bir tane Tevrat yazarı yoktur. Tevrat yazarları vardır. Onun için bir tane Tevrat da yoktur. Tevratlar vardır. Aynı Tevrat'ın içinde Tevratlar vardır. Birbirini tutmayan çelişkilerle doludur. Çünkü insanların yazmasıdır. İnsanın demiyorum, insanların yazmasıdır. Mevcut Tevrat'ın içinde bile en az iki tane Tevrat yazarının ismi geçer. Biri Ezra, diğeri Nehemya. Onlara şu şehre girin. Yani Filistin'e geldiklerinde Filistin'e girmeleri gerekmektedir. Şu şehre girin ve orada dilediğiniz şeyden özgürce yiyin diyor Hazreti Musa.
Başka bölümlerde bu kıssanın da bu bölümünde ayrıntılarını görürsünüz. Burada birçok kıssanın özetini bir arada görüyorsunuz. Ziplenmiş bir anlatı var. Yahudi tarihi içerisinde örnekler, seçkiler var. Şu şehre girin ve orada dilediğiniz şeyden özgürce yiyin. Yahudilerin talebine karşı verilmiş bir cevaptır. Yani biz artık yani bıldırcın eti yemekten de bıktık, mantar yemekten de bıktık, zıkkımın dibini diyesin geliyor. Herhalde demiştir Hazreti Musa diye düşünüyorum. Eğer siz bunları, yani ne istiyorsunuz? İşte tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hazır gıda bekliyorlar. Yani insanların kendi elleriyle yetiştirdikleri. Böyle kır bitkileri artık dağdan hazır doğal bitkilerle beslenmek, toplayıcılık dönemine geri dönmüş olmaları zor oluyor onlara, zor geliyor. Diyorlar ki sarımsak, soğan, mercimek, nohut, fasulye ne varsa onlardan yemek istiyoruz gibi böyle tarla bahçe bitkileri sayıyorlar. Musa da onlara böyle bir cevap veriyor. Diyor ki şu şehre girin ve orada dilediğiniz şeyden özgürce yiyin. Demek Filistin'i fethedeceksiniz, yerleşik hayata geçeceksiniz, tarıma dayalı hayat süreceksiniz. O zaman bu bitkilere, bu yiyeceklere kavuşacaksınız. Öyle bedavadan, haybeden gökten sarımsak, soğan yağmıyor. Fasulye, nohut da yağmıyor. Bunu kendiniz yetiştireceksiniz. Ama bir yere yerleşmeniz gerekiyor. Çölde olmayacağına göre Filistin'e geçmeniz gerekiyor diyor. Aslında demek istediği bu. Fakat onlar buna da gelmiyorlar. Üstelik onlara söylenen sadece bu değil. Mesela bunun ayrıntısında şunu da görürsünüz. Biz savaşı sevmeyen bir toplumuz. Yani o şehri almak için savaşmak gerekiyor. Hadi savaşalım diyor Musa. Diyor ki, diyorlar ki biz savaşı sevmeyen bir toplumuz. Niye köle adam savaşır? Nasıl savaşsın? Adamlığını kaybetmiş. Sen Rabbinle git savaş, biz burada oturuyoruz, bekliyoruz diyorlar. Yani her şeyi Allah'tan bekliyorlar. Vatanı da Allah'tan bekliyorlar. Vatanı korumayı da Allah'tan bekliyorlar. Ekmeği, soğanı, mercimeği de Allah'tan bekliyorlar. Böyle hazırcı bir köle toplumu var orada. Allah da bunlara 40 yıl çölde kalma cezası vererek, yani Filistin'i açmayarak özgürce dağda yaşama ve kendi özgürlük ve sorumluluklarını yüklenme süreci yaşatıyor. Yeni bir nesil yetiştiriyor ve o nesil orayı fethediyor. Musa ve Harun'un vefatından sonra Musa'nın komutanı Yeşu var. Bizimkiler Yuşa bin Nun derler ona. Yahudiler Yeşu diyorlar. Bu hakimler bölümünde Yeşu'nun Filistin'i fethetmesi. Musa'nın komutanıdır Yeşu. Gözü kara bir delikanlı o dönemde. Yani Harun'u mabedin görevlisi olarak tayin ediyor Hazreti Musa. Yeşu da komutan olarak tayin ediyor. Buradan kişiliklere göre görev dağılımı yaptığını görüyorsunuz. Daha sonra da tabii şöyle bir ayrım çıkıyor Yahudi kültüründe. Yöneticiler ve peygamberler, dindarlar, tapınak görevlileri Harun soyundan gelir gibi bir kanaat ortaya çıkıyor. İşte komutan atamak da bu tür peygamberlerin görevidir. Bu Bakara suresinde bunun örnekleri gelecek, göreceksiniz. Tabii daha sonra bu Davut peygamber örneği, komutan peygamber örneği ortaya çıkınca işler çatallıyor. Buna adapte olamıyorlar. Davut ve Süleyman döneminden itibaren ikiye bölünüyor Yahudiler. Diyorlar ki yönetici işte Harun soyundan mı gelecek, Davut soyundan mı gelecek tartışması çıkıyor. Onun için Ezra'nın, Ali Osman Kurt'un kitabından bunları görebilirsiniz. Ezra'nın yazdığı metinde bu konuda da arada tartışmanın çıktığını ve bunun Tevrat'a yansıdığını, Ezra Harun soyundan yönetici ve peygamber beklediği için Davut soyundan gelmeyeceğine inandığı için Davut soyundan gelen ne kadar peygamber varsa hepsine iftira etmiştir. Ve Tevrat'ın içindeki peygamberlere yapılan iftiralar bu Tevrat yazarlarının ürettiği siyasi iftiralardır. Politik tutum, ideolojik tutumlardır. Bunu da anlamış oluyoruz. İşte Davud'a yapılan bu koyun iftirası, eş iftirası, komutanın karısı iftirası vesaire gibi yorumlar Tevrat'a bu dönemden itibaren, erken dönemde yani Babil sükunu dönüşünde girmiştir metne. Tanah böyle iftiralarla dolar hale gelmiştir, getirilmiştir Tevrat yazarları için. Özellikle Yahvistlerin yani politeist, çok tanrılı
ilah anlayışı da bu dönemde itibaren Tevrat'a girmiştir. Özellikle Yahvistlerin politeist olduklarını çok net görürsünüz. Mesela Elohistlerin biraz daha monoteist davranmaya çalıştıklarını görürsünüz. Bu Babil dönüşünde Yahova'yı terk edip Elohim isimli Tanrı'ya dönme eğilimi baş göstermiştir. Elohistler biraz daha İbrahim'in anladığı anlamda Tanrı fikrine, Allah fikrine geri dönmeye çalıştıklarını biz buradan anlıyoruz aslında. Yozlaşmışlıklardan pişmanlıklar yaşadıklarını da görebiliyorsunuz. Bundan dolayı Allah'a şükran duygusuyla Filistin'e girmeleri istenmektedir ve fakat o kapıdan girerken, bu şehre girerken secde ederek Allah'a itaat içerisinde boyun eğerek girin anlamında, saygıyla girin anlamında, secde ederek girin demek alnınızı yere koyup sürünerek girin anlamında değil bu. Saygılı bir şekilde girin, kibire kapılmayın, zorbalık yapmayın anlamında bir uyarının da yapıldığını görüyoruz. Fakat Tevrat'ta Hakimler bölümünü okuduğunuzda Filistin fethedilirken o şehir halklarının nasıl kılıçtan geçirildiğini, nasıl soykırım yapıldığını Tevrat Hakimler bölümünde acımasızca anlatır. Yani bu Allah'ın anlattığı Tevrat değildir. Sürgün sonrası kin ve nefret dolu Tevrat yazarlarının anlattığı Tevrat ya da Tanah'tır. Orada öylesine katliamlar anlatılır ki bugünkü Yahudilerin Filistin'e uyguladığı soykırım belki onun yanında o anlatılar karşısında solda sıfır kalabilir. Niye? Bunu küçültmek için söylemiyorum. O kitaba inanan bir Siyonist Yahudinin kendisinden başka hiç kimseye acımak gibi bir şansı yoktur. Dünyanın en gangster toplumu meydana gelir o kitaba inanırsa. Onun için Avrupalı'ya ırkçılığı öğreten de Yahudilerdir arkadaşlar. Etme bulma dünyasıdır. Mussolini'yi, Hitler'i, Lord Curzon'u, Lenin'i, Stalin'i, o modern çağın despotik ırkçılarını yetiştiren aslında Yahudi kültürüdür. Hristiyanlığa geçmiştir bu ırkçılık. Yahudiler nasıl kendilerini Allah oğlu olarak niteliyorlarsa Hristiyanlar da kendilerini Allah oğlu olarak niteliyorlar. Buna inanıyorlar. Öyle olduğu için zaten ruhbanlık vardır bu her iki dinde de. Öyle olduğu için de kendilerinden başkasının yaşama hakkı yoktur. Sadece kendilerine köle olanların yaşama hakkı vardır köle olarak. Yani Mısır'da kendilerine ne yapılmışsa, Babil'de ne yapılmışsa sürgün döneminde İsrailoğullarının diğer kavimlere aynısını yapma hakkı Allah tarafından verilmiş ilahi bir haktır. Böyle inanırlar. Aynısı Yahudilik üzerinden Hristiyanlığa geçmiştir. Hristiyanlar da Tanrı oğludur. Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Burada bu Yahudi ırkçılığının, Tevrat'taki Yahudi ırkçılığının satır arası ifadelerle böyle kısa kısa değinilerle eleştirildiğini görüyorsunuz. Kapıdan secde ederek girin demek, saygılı bir şekilde girin, girdiğiniz şehirlere saygısızlık etmeden girin. Katliam yapmayın, işkence yapmayın, zulüm yapmayın, haksızlık yapmayın anlamında bir itaatkar giriş, saygılı giriş anlamında secde ederek, ibadet bilinciyle bir şehre girin. Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'ye girişi böyledir. Kan dökmeden girmiştir. Kimsenin kapısı zorlanmamıştır. Herkese yaşama hakkı tanınmıştır. Dolayısıyla İslam kültürü insanlık için ne kadar büyük bir nimettir, o kitaplarla Kur'an'ı karşılaştırın anlarsınız. Çok basit bir şekilde, çok yalın bir şekilde anlarsınız. Net olarak. Evet, kapıdan secde ederek girin demiştik diyor Allah onlara. Günah yükünü üzerimizden kaldır deyin. Yani tevbe ederek girin anlamında. İstiğfar ederek girin demiştik. Biz de günahlarınızı bağışlayalım. Siz böyle deyin ki biz de günahlarınızı bağışlayalım diye. Onların günahkarlıkları yüzünden başlarına bela gelmiştir.
Ama onlar tövbe etmeyi bile becerememişlerdir anlamında bir eleştiri görüyorsunuz. Fakat böyle denmesine rağmen gel gör ki zalimler kendilerine söylenen sözü başka sözlerle değiştirdiler. Yani buradan sadece üzerimizden yükü indir kelimesi cümlesindeki hıtta kelimesini değiştirdikleri, hıntaya dönüştürdüklerine dair bizim literatürde tefsirciler bolca hikaye üretmişlerdir. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum, o da şudur. Yani Allah'ın indirdiği mesajı bütünüyle sözü yani vahyi, Tevrat'ın orijinal vahyini bozup ya da kaybedip ortadan kaldırıp yerine elleriyle kendileri Orta Doğu kültürlerinden devşirerek, kendi tarihlerinden de devşirerek bir menkıbeler dini üretmişlerdir. Bir mitolojik din üretmişlerdir. Allah sanki onu eleştirmektedir. Burada genel bir eleştiridir. Ama maalesef bunu da yeterince ben tarih bilmeyen tefsircinin ne kadar zorlayarak kelimeler üzerinden anlam üretmeye çalıştığını görüyoruz aslında. Öyle bir fark da çıkıyor karşımıza. Bu tür kelime, aşırı kelime, lafızcı yorumları tefsirden görmeniz mümkün. Ben dipnotta vermişimdir bu konuda. Gel gör ki zalimler kendilerine söylenen sözü başka sözlerle değiştirdiler ki Kur'an-ı Kerim bunu şöyle ifade eder. Kendi elleriyle yazdıklarına bu Allah katındandır dediler diyor. Başka ayetlerde. Onun için buradaki bu iki paragrafta okuduğumuz eleştiriler ziplenmiş Tevrat tarihi ya da İsrailoğulları tarihine ait Kur'an-ı Kerim'de de ayrıntılı olarak bölüm bölüm yer yer başka bölümlerde anlatılan kıssaların ziplenmiş özetidir, sıkıştırılmış özetidir. Yani özetin özeti bir Yahudi tarihi anlatılmaktadır. Onun için bu bölümdeki kıssayı anlamak için, anlatılan kıssaları anlamak için diğer surelerdeki kıssalarla karşılaştırmalı okumak ve Yahudi kıssalarını birlikte okuyarak değerlendirmek gerektiğini göstergelerinden bir tanesidir. Bu zalimler sözü değiştirdiler, hayatlarını değiştirdiler, dinlerini değiştirdiler. Ama sonuçta bunun vebalini yüklenmek yerine, tevbe etmek yerine de Allah'a yüklediler. Allah'ı suçladılar. Biz de bu yoldan çıkmaları sebebiyle o zulmedenlerin üzerine gökten azap indirdik, gazap indirdik. Yani bazen afetlerle İsrailoğullarını helak ettik, bazen de başka bu kibirliliklerinden dolayı bakın cezaların neye göre kesildiğini de görüyorsunuz arkadaşlar. Suça göre ceza kesiyor Allah. Mesela bazı toplumlar azdığında o kişisel azgınlıkların olduğu, mesela Lut kavminin azgınlığına baktığınızda afetle bunlar helak ediliyor. Ama mesela İsrailoğullarının helakine baktığınızda kibir bunları helak ediyor. Kibirli davranarak Allah'ın yarattığı başka kulları Allah bunlara haşa kendi ifadeleri eşek olarak yaratmıştır. Yani İsrailoğulları Allah'ın oğullarıdır. Diğerleri tıpkı hayvanlar gibi İsrailoğullarına hizmet için yaratılmış iki ayaklılardır. İki ayaklı hayvanlardır. Böyle bakarlar. İsrail kültürü böyledir. Siyonist bir kültürdür. Böyle olduğu için de Allah onları cezalandırırken o merkep olarak gördükleri toplumların eline, güçlü toplumların eline verip bunları tepeletmiştir. Saman çöpüne çevirtmiştir adeta. Bunun nedeni Allah'ın kibirlilere kestiği cezanın farkını İsraillerin cezalarında çok net görürsünüz. Ben öyle inanıyorum ki İsrail eğer böyle devam ederse, kendisini ayrıcalıklı zulmetme hakkına sahip bir toplum olarak görmeye devam ederse ki İsrail'in içinde buna isyan eden, dayanamayan İsrailoğulları vardır. Bugün hala vardır muhalif İsrailoğulları. Yani Yahudiliğin bu Siyonistçe yorumu üzerinden başka milletlere zulmetmesinin Yahudilere dönen bir kötülük olarak karşılarına çıktığını hatırlatan İsrail düşünürleri vardır. Ben kutluyorum o adamları. Bu her toplumda vardır arkadaşlar. Kendi kavminin zulmüne karşı çıkan insanlar topluluğu her kavmin içinde vardır ama İsrail'de bu çok azdır. Çünkü İsrail'i dönüştürmeye bunların gücü yetmez. Onun için zaman zaman Allah
başka toplumların eline İsrailoğullarını verip ufalatması gerekiyor. Ama öyle sanıyorum ki bu yine bizim milletimize nasip olacak gibi geliyor. Çünkü biz zulmetmeyiz. Edemeyiz. Rabbimiz buna müsaade etmez. Bu kitap bize bunun müsaadesini vermiyor. Yani yukarıdaki ifadeyi hatırlayın. Fethettiğiniz yere girerken secde ederek girmek. İtaatle girmek. Saygıyla, tevazuyla girmek. Bu Müslüman komutanlara nasip olmuş bir şereftir. Bu şeref herkese nasip olmuyor. İnşallah biz bu ahlak ve fazileti yakaladığımızda tekrar yine o baba yiğit duruşu, adam gibi kahraman duruşunu yine yakalamaya başlayacağımızı düşünüyorum. Bu vesileyle iyi akşamlar diliyorum herkese. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.